artık uykularım o kadar çok kaçıyor ki. Gözüme uyku girmez oldu artık. Bak kolay kolay silmem. Çok sabırlıyım, çok sabrederim. Ama sildiğim zaman dönmem. Sen yeter ki buradaki insanları sen ne zannediyorsun? Orada biz karpuz muyuz? Aramızda o kadar çok polemikler yaşandı ki, o kadar çok laflar söyledik birbirimize karşı. Bu yaptıklarından sonra Semih gene bir teperse var ya, bu sefer Melis daha fena yıkılacak. Erdemsiz bir gün daha. Vallahi billahi de ya. İşte bu abi. Güzel sesle oldu konuşan bir adam yok, bir şey yok. İnsan nefes alıyor ya. Sakin. Evde huzur var ya. Günaydın Erdem. Erdem. Neyine günaydın? Erdem günaydın da daha rahat olmadı mı ya? Daha bir sakin olduk. Ses yok. Erdemsiz. Olaylara katılan yok. İyi ki de elenmiş. Yani sen gitseydin var ya yıkılırdım Tankut. İyi ki doğdun Erdem. İyi ki doğdun Erdem. İyi ki doğdun. Yakayım beyler tekrar. Dileği hepimiz dışımızdan dileyelim. Erdem'in dileğini dileyelim mi? Ben söyleyeyim. Hayır abi olmaz. Geri gelmesi en kısa zamanda geri gelmesi için. Evet. İnşallah. Kim için gelsin? Bir. Kendi için gelsin. Kendi için gelsin. Yeni bir mutluluk için gelsin. Sonuna kadar gideceği bir mutluluk için gelsin. Huzuru için gelsin. Hadi. Bir, iki, üç. Erdem kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Erdem'e. Güzel senelere. Erdem'cim, canım dostum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hayatın boyunca mutlu olman dileğiyle. Seni çok seviyorum. Hayranlardan mesajlar. Erdem seni çok seviyoruz. Duruşunu bozma, her daim arkandayız. Kendine iyi bak demiş. Yasemin Ateş. Melis'e aldanma, o seni değil, ilgini seviyor. Sus, bence seni oldu. Ne? Demir Kırman fanpage demiş. Demir Kırman fanpage. Çok güzel. Ha, çok. Bunu tam time çekti hatırlıyor musun? Aa, şu var. Bak bunu okumam lazım. Kardeş istiyor musun? Bakıp abi göster istersen. At MSR dostluğu hiç bozulmasın. Artık ilişkileri değil sizi destekliyoruz demiş. Atallık. Sağ olsun. Abi çok coolsun. Seni çok seviyoruz. Ayrıca izliyoruz. Sevgilerle demiş. Erdem mi? Betkayan.fan. Ama pasta süper. Ellerine... Erdem Dal Fidan fan page şunu demiş. Evde. Mutlu yıllar Dal Fidan. Hayatın boyunca hep mutlu ol. Hep sevdiklerinle ol. Çünkü emin ol onların sana ihtiyacı var. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Beni sakın unutma demiş. Önemli Erdem Dal Fidan fan page. Hadi kızlar mutfağı temizlemeye. Bombeler. Hadi Dani. Kızlar hep birlikte mutfağa girelim. Dani, şu kırmızı elmanı ne koydun? Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Emre mutfağa böyle şiir mi bir şeyler okudu ya. Benim buram bir gıdıklandı, bir tuhaf oldum, heyecanlandım. Keşke sana da yazsak. İster miyiz? Aşık olurum. Mahir. En son. Bir heyecanlandım. Olabilir mi? Niye olmasın? Hayır. Ama heyecanlandım. Okuyor böyle bir tuhaf oldum, içim gıdıklandı. Vallahi bir yeriz ya. Ali biz hemen yapıyor. Karnım da açtı Ali. Eline sağlık. Yalnız tavayı keşke yaksaydın önce. İyi damat adayı kendini gösteriyor mutfakta. Evet. Kendini gösteriyor. Göster. Ben kula mertebe atlasın. Sen mi yapacaksın bu saatten sonra? Semih'cim hoş geldin be ya. Sen mi yapacaksın bu saatten sonra? Hiç hasta mısın? Ne yaptın? Ne vallahi ettin? Sonra neden geldin? Hoş geldin be diyorum. Olsun canım kardeşim. Erdem'in doğum günü var ya, sıkıntı yok. Özür dilerim seni ya. İyisin. Eyvallah, iyi miyim? Ne yapıyorsun Semih? İyi valla, sen de. Valla gelmedin, ayırdır dedik, nerede bu ya? Ayırdır, nerede kaldı bu çocuk? Öyle mi? Ayırdır Semih. Valla ayırdık ama kalmadı. Abi ben geliyorum. Nereye abi? Nereye? Son bir işlem kaldı. Sen nereye gidiyorsun ya?
Ne kaldı? Ne yapacaksın? Nereye sabah sabah sen? Şimdi şey yapma ya. Bak biraz tatlı ya ağzını tatlar. Ne? Tartışma oğlum. Şimdi gitme bence. Tartışmayacağım, geliyorum. Ne oldu ki bana? Ne yaptın? Bir şey yapacaktır yine. Bitti mi? Sana ne bize yapıyordun? Biz orada sabahtan beri aç aç bekliyoruz. Çeker misin? Bir bırakır hayır, mısın? Hayır, hayır, hayır. Bırakır mısın? Seninle hesaplaşacağız dostum. Sen göreceksin. Benim canımı sıkma abi. Ne oluyorsunuz ya? Benim canımı sıkma abi. Bak benim üstüme üstüme gelme. Benim gelsen üstüme mi üstüme olur? Gelme. He? Ablam biz düşman mıyız? Senin bana yaptığını düşmanım yapmaz. Hepiniz üstüme gelin. Tamam. Gelin hepiniz üstüme gelin. Dakika bir, gol bir. Üçüncü gün Ali'nin ilk ihtarı. İkinci haftada Batu'nun ilk ihtarı olmuş oluyor. Bu saate kadar yapmadın ha. Bu saatten sonra ne olur yaşananlara saygı. Gün gelir tamamen içimdeki mehtap biter. Ondan sonra gözüm görmez. Nur'un gözlerindeki o sevgi var ya bize gösterdiği. Onun aynısı Melis'te de var. Haberin olsun. Ne hissediyorsun? Bana söyle, ben de sana cevabını vereyim yani Melis. Sarı ışık muhabbeti vardı. Ben onu kırmızıya çevirdim. Ben bir şey için meyillenmiyorum ama ben senin gözlerinde bitmediğini görüyorum. Bu arada şu künyeyi benim kolumdan çıkarır mısınız ya? Batu'ya geri vereceğim. Bak, burası kırılmış. Ay özür dilerim. Acaba ne yapıyorsunuz? Adnan hoş geldi. Hoş bulduk. Adnan. Benim için değerliydi. Dur bir dakika ya, dur. Bir selam bile ver. Bir konuş, bir selam ver, bir şey yap. Ne yapıyorsunuz de, ne yiyorsunuz de. Dedim ya ne yapıyorsunuz diye. Adnan gece uyku tutmadı mı? Sabaha kadar onları mı düşündün kardeşim? Yok, ben bunu verirken çok şey düşünmüştüm. Özellikle bunu da verirken. Bir kıymeti kalmadı artık. Bu bunlar artık sadece ama benim için değerli kalsın. Tamam. Dikkat edin kendinize. Sen de. Ceyda abi hoşça kal. Çok üzme kendine. Dilini yuttu kız. Buna hoşça kal. Durun canım, öyle diye hemen hoşça kal diyorsun. Bu bence... Neden yapma gitme demedin ablama? Ceyda. Dönün. Bir dakika hayatım, bir şey konuşuyorum. Sen hep onda mı yakalıyorum seni? Aynen. Kırık kanka. Ceyda tepki versene. Bak yüzüğünü getirdi çocuk. Gitme deseydin, kalmasaydın. Belki bunu bekliyordu. Bazen kavgalar yeni bir başlangıcın simgesidir. Sapından üstüne gitmek istemedim çünkü. İşte ama sen verdiğin değeri ve sevgiyi ona göstermezsen o anlamaz. Bazen gitme demektir aslında buraya gelmesinin sebebi.
kavgalardan bazen doğar bazı yeni şeyler. Resmen gitmesine izin verdim. Ya, ne yapacağımı şaşırdım Dani. Ama Ceylan, mantıklı düşünmezsen eğer bir ilişkiyi ne başlatabilirsin Mehtap, ne sonlandırabilirsin. Mehtap. Senin hiç olmadı mı? Kal demesini beklediğin gitmelerin. Benim çok oldu. Aslında içimden kal demesini beklediğim. Ama yine de gittiğim. Al bunu sakla. Ve ona değer verdiğini hissettir. Adnan bugün onun için manevi değeri olan eşyalarını almaya geldi. Ceyda bir hayli üzgündü. Ama Ceyda'nın Adnan'a karşı üslup sorunu yine devam ediyordu. Ben olsam o şekilde davranmazdım. Eğer ki Ceyda Adnan'ı geri istiyorsa gerçekten çabalaması gerekiyor ki en önemlisi saygıyı geri kazansın. Vay. Ali bugün menemen yapıyor bize ya. Helal olsun. Zıbını almış. Çok deli. Ya tüylerim diken diken olmuş. Çok yaşa, yaşa, sağlıklı yaşa, mutlu yaşa. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. İnanmak istemiyorum. Adnan. Yine var ya, gelecekler yine bana kızacaklar. Ne? Bu ilişkiyi de sen bitirdin diyecekler. Evet, Adnan bitirdi tabii. Adnan haksız, Adnan, suçlu. Adnan değil be abi, bana diyecekler diyorum ya. Hem ilişkiyi ben bitiriyorum ya buradaki. Yok yani biz hep haksız. Ya şimdi ki gülsün birazcık diye ama... Ya birader ya, anlamadınız mı hala bir şeyi? Erkek her zaman suçlu, ben bunu anladım abi. Haklı da olsa, haksız da olsa gerçekten suçlu ya. Evet, evet. Ben bunu anladım. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Herhalde bir kere daha yapacak ve daha sonra tekrar yapacak. Her seferinde hayal kırıklığı olmayı Adnan'la çok sevdiği için. Adnan'la barıştırmamız için konuşacak bence. Bizle ben bence özür dilerim. Hem de bizimle Adnan'la barışmaz daha. Böyle bir cesaret sizden. Yok yani. Bana özür dileyecekmişim. Bizden özür dilemesi için bir neden yok ki. Ya durumlar için. Sence yok mu? Sadece özürle geçecek nedenler mi yarattı ya da? Dostum değil onlar dediklerine özür dilebiliyor mu? Sadece özürle geçecek nedenler yaratmadı ki. Yalnız bebek tulumunu aldı, tacı aldı, bağlamayı almadı. Küçük. Onu hediye etti ki. Aa, onları da hediye etti. Hayır, onları da hediye etti. Bağlamayı da kendi hediye etti. Onu da çocuğumuz dedi ya. Çok değerli onları aldı. Değerli olan şey dedi, o yüzden onları aldı. Onu da doğacak çocuğunun diye bebek ben hatırlıyorum. Bebek düşündüğü için onu vermiş. Fenerbahçeli. Tacı da zaten Ceyda ile evlenmeyi düşünüyordu. Aynen, evlilik tacı mesela. Ama taç kırıldı tabii. Vallahi kırık bile olsa adam aldı, sahip çıkıyor hediyelerine. Ne olursa olsun. Değerlerine. Ceyda değil tabii, Adnan'dan bahsediyorum. Kırık bile olsa aldı götürdü. Ne kadar değerli ki. Hayır, bir de biz söyledik ona kırık da olsa al sakla diye, değil mi? Şu an saklamıyorsa onu da bulamayacak. Ne kadar çok şey yapmış. Adnan alamazsın onları diyebilirdi. Üf, sabah sabah bu ne ya? Hadi merak ediyoruz artık gene. Aa. Aa. Onlar ne ya? Bize hediye mi aldın? Ne? Bunlar ne Ceyda? Nereye oturayım bilemedim. Şuraya geçeyim. Size anlatamadıklarımı... Dün gece yatmadan önce kağıda döktüm düşüncelerimi. Çünkü burada konuşamıyorum, anlatamıyorum bazı şeyleri. Ver istersen okuyayım. Yok ben okuyayım. Var ya bir şarkı, böyle mi sona erecekti? Tam şu anda. Böyle yapar mı?
yönünü bulabilmek için etrafına çarparak ilerler. Işığa ulaşabilmek için hem kendisine hem de etrafındaki şeylere zarar verir. Sanırım son zamanlarda yaşadığım olayları bu şekilde özetleyebilirim. Karanlıkta kaldım ve bir parça ışık için önüme çıkan her şeyi dağıttım. Günün 12 saati buradayız. Kimi zaman gülüyoruz, kimi zaman ağlıyoruz. Bu duygu değişimleri insanın psikolojisini etkiliyor ve otokontrolümüzü kaybedebiliyoruz. Böyle durumlarda hırçınlaşabiliyorum ve sevdiklerimi kırabiliyorum. Ama inanın bunu istemeden yapıyorum. Sinirlendiğimde ağzımdan çıkanları kontrol edemiyorum. İşte bu duygu değişimlerini yaşarken dün gece soluklanıp düşünme fırsatı buldum. Bugün yüzümüzü aydınlatan güneş yarın bizim için doğmayabilir. Ya da çok sevdiğimiz birisinin son görüşümüz olabilir. Demem o ki hayat çok kısa ve öfke biriktirmek, kin beslemek gerçekten anlamsız. Fan buluşmasında bizim için gelen Gamze, hastaneden çıkıp gelen Seda abla bana güç verdi ve kendime gelmemi sağladı. Ben bu evi sizlerle seviyorum. Rengarenk, bu evin tüm renkleri biziz. Bundan sonra hep gülmek istiyorum. Birlikte gülelim istiyorum. Hepimiz birbirimizi sevdiğimizi söyleyelim istiyorum. Eğer kalbinizi kırdıysam hepinizden özür dilerim. Ama en çok sol yanımda benim kalbimin üzerinde atan kalpten özür dilerim. İkimizin de kalbi paramparça ve bana çok kızgın. Biliyorum, karanlıktan kurtulmam için ışığımı, aşık olduğum adamı geri istiyorum. Zamana bırakmamız gerekiyorsa bırakırız. Yeter ki eskisi gibi gözlerime baksın. Ben o kalbi onarmak için elimden geleni yapacağıma herkesin önünde söz veriyorum. Bugün kısmetse olur evinde barış ilan ediyorum. Barışın uzun sürmesi dileklerimle. Hepinizi çok seviyorum ama en çok ablamı seviyorum. Yüzü tekrar onun takacağım. Hepinizi çok seviyorum ben. Hepinizi seviyorum. Melis. Bilmiyorum benim. Her şeyin telafisi var. Aynen. İnşallah. Yani bir tek ölüme çare yok. Artık uykularım o kadar çok kaçıyor ki. Gözüme uyku girmez oldu artık. Sevdiğini her zaman söyle, tamam mı? Her zaman söyle. Hadi öbür dostların yanına da git. Seni çok seviyorum. Bugün Ceyda bize mektup okudu. Özür mektubuydu. Çok samimiydi, çok içtendi. Özür dedi bizden. Kendi adıma konuşayım. Ben Ceyda'yı affettim ama onunla eskisi gibi asla olamayız. Bir mektupla düzelecek hiçbir şey yok ortada.
varız yarın yokuz. Senin sevgine inanmayan biri sen de sevme. Bunu şimdi bırak. Senin gözyaşlarına ve sevgine inanmayan biri sen de istemez. Şuna bak. Böyle mi büyük olacak bize Ceyda? Sana önder olacağına, bu kıza sen önderlik yapacağına, başımıza mı gelecek? Ne yapması gerektiğini söyleyeceğine bir büyük olarak sen hayatına sevgi dilenmiş birisini seni çekmek zorunda değilimdir ya. Sabah. Nasıl böyle davranıyorsun? Gider misin kapı orada? Gerçekten bir insan sahneye aldıramaz. Git başımdan. Ceyda'nın mektupta yazdıkları bizi çok duygulandırdı. Evet haklıydı. Bu evde bir dostluk vardı. Kırılmıştık. Hepimiz ağladık. Mehtap da dahil buna. Ama Mehtap kalkıp gitti. Bence Ceyda'nın biraz Mehtap'a zaman tanıması lazım. Ne olursa olsun ilişkiler şu duruma gelmemeli. Aynen öyle. Çünkü zarar vermeye çalışılıyor. Yani birbirinize zarar verecek bir duruma niye bir ilişki getirilsin ki? Yani doğru söylüyorsun. O kadar üzgün ki bak şunu söylemek istiyorum. Çok üzülmüş belli ama senin de üzülmeni istiyor. Evet. Hani anladın mı ne demek istediğimi? Yani ben bunu anlayamıyorum Murat. Çok üzüldükleri zaman bizim de mi o kadar üzülmemiz? Yani ne yapmaya çalışıyorlar ya? Asıl olan ne biliyor musun? Yani bizim takıldığımız şu. Gerçekten bak olaylar belki bir şekilde daha hafif atlatılabilir ama sonra sergilenen tavır bizi bitiriyor. Anladın mı? Yani şunu anlamıyorum mesela. Bunu söylemekle Adnan'ı kazanabileceğini düşünüyor mu bu beynin? Yani. Böyle bir ihtimal var mı? Ben bunu söylersem orada Adnan'ı... Orada düşünce yok. Ama işte... Orada düşünce... Orada en büyük yanlış orada düşüyor. Burada yemeği basarak, onu bunu yaparak, o masayı dağıtarak... Murat. Sen karşındakini kazanacağını mı düşünüyorsun? Benim için savaşıyor. Ne güzel. Ben döneyim buna mı diye düşünür erkek. Melis. Teşekkür ederim Ceyda. Gece uyurken... Bütün güzellikleri düşünerek uyu, tamam mı? Bunu başucuna koy. Sevgi dilenmiş bir insana büyük bir karşı vermen lazım. O sevgi dilenmiyor. O buna muhtaç kalmadı. Sürece bunun kıymetini öğrenmeyecek. Sen de bunu bil. Bu kadar tamam mı? Sen böyle bir insan değilsin. Ya daha bu kadar üzerine gitme. Ne oluyor? O senden daha yakındı onunla. Daha çok kırıldı. Senin Ceyda'nın yakınlığın yoktu. Bizim onunla yakınlığımızı sen hiç buradan yakalayamadın. Anlayamazsın şu anda ne yaşadığımızı. Anladın mı? Lütfen Mehtap'ın üzerine gitme. Rica ediyorum ben senden. Ben şeye geldiğim bir günden... Mehtap benim üzerime geldiği zaman ama Mehtap suçlu olmuyor. Bu nasıl oluyor? Ben sana da söylüyorum. Nasıl üzerine gitme diyorum. Sen biliyorsun nasıl oluyor söyleyip söylemediğimi. Neden adaletli değilsin? Demnin üzerine gitme diyorum. Neden adaletli değilsin? Söylüyorum. Söylüyorum. Dani'ye de söylüyorum. Ay Dani'ye diyorum. Mehtap'a da söylüyorum. Dani'nin üzerine bu kadar gitme diyorum. Bir tabii insan bir insanı kıskanır ama bu kadar da değil ya. Senin ilişki nasıl gidiyor abi? Hiç anlatmıyorsun ya. Sen hiç bahsetmiyorsun ha. Abi... Sessiz senin... Şimdi diyorsun ya bizim ilişkimiz niye ilişkiden sayılmıyor? Sen hiç anlatmıyorsun abi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Biz gidip izleyemiyoruz evde. Abi bak, neyini anlatayım ilişkimi? Bahset abi yok mu hiç? Ne oldu ya? Ben sana bir şey yapalım. Siz 4 aydır tanıyorsunuz ya. Kalkan kimi yapıyoruz birbirimize? Tandan olduğunuzdan sonra hiçbir fark görmedik yani. Ne güzel işte. Ne güzel. Adama hoş. Ne kavga mı görmek istiyorsun? Roland sizin gibi kavga mı? Aslında çok güzel bir ilişkileri her var. Her hafta sizin gibi kavga mı edin? Sessiz sedasız. Ömür boyu edin. Devam et söyle. Hiç sıkıntısız evet. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Takılıyoruz abi öyle. Problem yok. Ne güzel. Ankut kavga edecek bir kişilikte bir insan değil yani. İlişkimiz öyle. Oo etti mi tam eder ama. Kim? Sen? Ya çok abi şu anda kavgacılık yani. Bir durum yok ki ilişkide. İlişkide değil, normalde de öyle. Yani sen senin damarına basıldığı zaman seni tutabileceğini sanmıyorum kimsenin. Ben o damarımı bastırtmıyorum artık. İşte, evet. Gizledim o damarı. İşte onu fark ediyorum. O damar bana özel. Kimse ulaşamıyor oraya. Hadi gel. Yok artık. Ne yapıyorsun sen ya? Gel sana da kaldı. Wow. Hiç yabancı oh, gelmedi ama. Sanki bahçeden çıkmış geliyor. Nasıl sürpriz efendim? Sanki geç kalmış. Sürpriz efendim. Beyler kusura geç kalmış. Sizi pasaklamıştık sabah sabah. Bahçeden de yarıldık. Gel masaya gel masaya. Hadi oturalım şöyle. Vay vay vay. Şakbay. Ben de pastayı dolaba birazcık ayıracağım. Akşam geldiğimde getirecektim. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Çakmak. Neyse anlarım hoş. Çakmak var. Abi sürprizin böylesi var ya. Oo. Çok şaşırdım ya. Oğlum dumur oldu. Çok hiç beklemiyordum yemin ederim. Var mı şaka? Bir de bana dün diyor ki benim diyor sete gelmem yasak diyor. Şeye gelmem. Benim diyor oraya gelmem yasak öyle diyor bana. Ya geç kalmışım da kusura bakmayın. Nerede trafikte miydin? Trafik. Gel. İyi ki doğdun Erdem. İyi ki doğdun.
30 mu oldu şimdi? 9 damat adayı oldu. Eksi 2 de koysaydın. kim için geldin? Ha. Evet. Kim için geldin? Aklımda birkaç aday var. Murat abi dermiş. Direkt abi yani. Böyle bir sürpriz yok ya. Teşekkürler. Bir tanesi Ayça. Yok artık. Diğeri Hazal. Elinde bıçak var. Şimdi pastayı ver bakayım. Pastayı ver. Bıçağı ver. Ne yapacağız? Pardon, bıçağı ver sen abi. Buraya geldi Dani yine. Nereye kaçsam oraya geliyor. Ben istediğim yere gitme özgürlüğüne sahibim ya. Bu evde herkes eşit. Kapı orada. Bunu kafana sok. Kapı orada. Herkes eşit. Herkes istediği yerde bulunabilir. Sen direktif veremezsin. Önce gel. Pisliğini temizlemesini öğren. Yemek yaparken pisliğini temizle. Sonra dostum? Oraya geliyor, buraya geliyor diye evet, konuş. Daniel'e göstereyim başladı. Hadi. Aynı mı almış? Ne yaptın? İsim sabah yazmıyor mu üstlerinde? Bak ya. Ne? Gece sabah, ne ambasını? Sabah sabah çektiğinize bak. Özür dedi, affettim. Affetmek, barışmak demek değil. Çok güzel. Zaten o kız özür dedi, affettik. Baksana. Direkt işte aynı mı renkleri? Hı. Ben böyle işte. Evet, sadece meclisi. Üstünde yazmıyor mu? Kusura bakma. Yok, yok. Dedikodu mu yapsak ya? Hadi ya. Bu yeni arkadaş Rambo mu? Askılarla falan. Ne yeni arkadaş, seni döver öyle konuşma. Döver. Ne haber Ali kardeşim? Erdem. Yalnız şöyle gel gel. Erdem bir çizgi çeksene. Dedikodan mı? Erdem. Beyler. Yemek yapmayı bilmiyorum galiba yeni gelen. Gerçekten şimdi ekmekleri ya. Yakıyor görüyorsun. Seni görünce heyecanlandık Erdem. Evet. Teknik olarak. Dışarıdan. Dışarıdan. Ben şimdi bir döksene. Ayırırsam da Ömer'dim. İhtiyar mı ihtiyar? Tutmayın beni. Tutmayın beni. İhtiyar meselesi. Yapma ihtiyarı yok bak yapma. Elen ha, seçecek şu an yazdım. Elen seçecek. Güreşeceksek ortaya geçelim diyecekti. Ayşe dedim bir alınmış ha. Ya sen bu arada biz dumur olduk. Böyle bakıyoruz sana. Fark etmedin. Evet valla. Ben bir sana bakıyorum. Beyler geç kaldım. Benim ayağım titriyor şu an hala da. Heyecanlandı mı? Yeah, I miss you, seriously. Ya no, I'm serious, man. Değil mi? Yalnız bir final yaşadık ya. Aynen. Yani inanılmaz bir final ya. Senden sonra gittik, eğlendik biz. eğlendik. Aldım ben haberlerinizi. Yoktum. Onlar gittiler. İşte gerçek dostlarım. Eğlenmedik ama. Hüzün yapma. O da hüzün. Ben dedim ki Erdem eğlenmiş. Şunu açıklar mısın? Hüzün yaptı. Bir dakika şunu açıkla. Seni gelmeye var. Şeyi açıklamak. Zan altında kaldık kardeşim biz burada. Kardeşlerim zan altında kalmış, bunu açıklıyorum. Şimdi tam tersini yapacak, yapma. Yok. Ne yapacak? Yapma gerçekten. Bak gerçekten çok kötü bir durum. Emre, Semi sonradan katılmış. O akşam, benim elendiğim akşam, eğlenmeye gitmişler. Beni de davet ettiler. Esen'e de davet etmişler. Esen demiş ki, gündü gelmedi. Erdem'in olmadığı yere ben gelmem. O da demiş ki, boş ver Erdem'i, gelin eğlenelim. Nasıl eğlenmişler? Nasıl eğlenmişler? Biz de anladın mı? Nasıl gömüyor ya? Gitmişsiniz, bir güzel eğlenmişsiniz size. Teessüf ediyorum. Bu kadar ağlamanın üstüne gerçekten dedim, ben de gitmedim. Doğru ya. Bir de Batu var aranızda. Sizin üzerinizden benim üzerimden prim yapmaya çalışıyormuş. Ya yok artık. Tamam, gerçekleri açıklıyoruz. O gün Erdem'in elendiği gün biz çıktık buradan dışarıya. Bir saat boyunca Erdem kardeşimize dil döktük. Ondan sonra Erdem gel gidelim, Erdem gel gidelim. Adnan'ın canı sıkkın, Murat abinin canı sıkkın. Ondan sonra Semih'in canı sıkkın. Benim canı sıkkın. Gel kardeşim gidelim, gel kardeşim gidelim. Kafa dağıtalım, gel gidelim, gel gidelim. Adam gelmedi. Bir saat dil dökmedik mi abi? Evet. Annesinin yanına gitti. Tamam mı? Yok. Babaannesinin yanında. Hayır bak inkar babaannesinin yanında. Adam inkar ediyor yani. Şimdi yapacak da bir şey yok. Size vermiş. Allah rahmet eylesin. Annesinin ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Biz de müsaade ettik. Hatta gel oraya değil de eve gidelim, evde oturalım. Ya da bir yere gidelim dedik. Tabii izin yani aldım abi. Adam. Gelmeyince de aynen. Murat abiyle Adnan gidiyorlarmış. Yolda beni gördüler, gel kardeşim biz de gidelim. Beraber gidelim dedi. Ben de onlara eşlik ettim. Ben sonra beraber Semih geldi. Çıktıklarını gördüm buradan. Ya sen hadi git oradan ya. Sen eve gideceğim, eve gideceğim. Sen bizi beklemedin bile, direkt gittin. Bir kupaya satılık dostlar. Buyurun.
dostluklar. Daha doğrusu. Mehtap, kimse kimseye bir şey satılıp bir şey yapmıyor. Her neyse aldı. O kadar basit değil. Annesiyle, babasıyla saatlerce telefonla konuşan insanım ben. O yüzden senin barışman zor zaten. Tamam ya mı? Ben biliyorum, haklısın. Kalbin çok kırıldıysa o senin elinde. Siz daha farklıydınız. Biz dost değildik Ceyda'yla. Sen, biz ya ben de yakındım ama aynı yerde olmuşuz. Can sensin dönünü kavga ederken ben hiçbir zaman aranıza girdin mi? Hayır, Dani'nin yanında oldun hatta. Pişnikledin mi? Hatta evet dediğin gibi onun yanındaydım ki iki kişi bir kişiye saldırıyorsunuz tamam diye. Tamam da o konuyu kapatalım. Ben o haksızlığa bile karşıydım ya. Tamam ama. Hanımefendi geçmiş karşıma şimdi onunla birlikte olup bana saldırıyor. Ceyda ne yaptı acaba? Demek tamam. Ki Allah'ın işine karışmamak lazım. Ezin. Vurun bir de siz vurun. Benim canımı sıkma. Ne oluyorsunuz ya? Benim canımı sıkma. Bak benim üstüme üstüme gelme. Benim gelsen üstüme üstüme gelme. Ablam biz düşman mıyız? Senin bana yaptığın düşmanım yapmaz. Hepiniz üstüme gelin. Tamam. Gelin hepiniz üstüme gelin. Dakika bir, gol bir. Üçüncü gün Ali'nin ilk ihtarı. İkinci haftada Batu'nun ilk ihtarı olmuş oluyor. Bu saate kadar yapmadın ama bu saatten sonra ne olur yaşananlara saygısın. Gün gelir tamamen içimdeki mehtap biter. Ondan sonra gözüm görmez. Nur'un gözlerindeki o sevgi var ya bize gösterdiği. Onun aynısı Melis'te de var. Haberin olsun. Ne hissediyorsun? Bana söyle ben de sana cevabını vereyim yani Melis. Sarı ışık muhabbeti vardı. Ben onu kırmızıya çevirdim. Ben bir şey için meyillenmiyorum ama ben senin gözlerinde bitmediğini görüyorum. Bu arada şu künyeyi benim kolumdan çıkarır mısınız ya? Batu'ya geri vereceğim. Mardin kapı şen olur dinleyip halay çektik Erdoğan'ın. Var mı bomba? Halay çekmedik lan. Halay. Yok yok halay falan çekmedik. Şaka halay çekmedik. Ne? Oturduk biz. Ali nereye Ali? Türkün Ali nereye? Ali menemeni bize yapıyordun hani. Ali bak bak bir dakika bakar mısın kardeşim? Menemeni bize yapıyordun hani. Bak şimdi burada yedi adamı yaptığın şey yanlış anlıyorsun. Size özel yapacağım. Size diyorsun ki menemen size yapacağım. Size ya özel abi yapacağım. Söyle o zaman biz de kendimize yemek siz, yapalım anladın mı? Biz de senden bir şey bekliyorum. Senden şu an yaptığın harbiden ayıp yani ben sana söyleyeyim mi? Harbiden ayıp. Ali beni görmedin. İnsan bari size yapıyorum demedi ya. Biz de senden bekliyoruz ha. Biz de kahvaltı yapıyoruz adamlarla. Birazdan geleceksin. Beni Ali beni görmedin sakın. Vallahi şok oldum ya böyle bir şey olabilir mi? Bu ne abi? İki saattir ekmek yemek kardeşim, bekliyorum ben. Söylesene ya. Rambo dümenci çıktı. Vallahi bak. Rambo harbi Rambo çıktı. Size yapıyorum dedi biz de sabahtan beri bekliyoruz. Siz kahvaltı mı dedim hangi dağda kurt öldü? Harbiden ya dümen yapıyorsun. Ne yapıyorsun bize? Yok daha etmedik ben yedirtmem o menemeni. Adam geldi. Erdem ben dün hasta oldum sen yoktun. Biz de avcumuzu yedik. Boğazlarım ağrıdı şişti. Eser sağ olsun bana içecek yaptı ama iyi fayda etmedi. Sen git arkasına. Hemen hayırdır da ne oluyor? Tık, 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 hayırdır mı? Hayırdır. Sen hayırdır oğlum. Hayır, bize öyle deyip sonra çevirdiği için. Öyle söyle. Sen hayırdır oğlum de. Abi o. Hayırdır de. Canım bizi ye. Başka biz de inşallah kardeşim. Ayça. Günaydın. Ben de erkekler evine gitmek istiyorum. Ali mi? Özür dileyeceğim mesela. Ali. Hangisi acaba? Bir bakalım hangisi? Acaba hangisi? Tabii İnsan ki Gamzelim. Hoş geldin. Zaten sana sadece onu hazırladıysa merak etme ben zikiririm. Kahvaltı mı? Buradan bir şey sana kahvaltı menemen yaptım. Çok sevdiğini hoş geldin biliyorum. Ali. Evet Mehmet kahvem doğrudaydı. Baş harfimizi de koydum. Evet. Şurada görüyorum. Gördün mü Dani? A harfi de yapabiliyormuş. Ha nerede? Oo. Ha sen evet. Menemeni Ayça için mi yaptın? Tabii ki de. Hmm. Kimin için yapacağım başka? Sen niye bize menemen yapmadın? Fotoğrafın bize. Benden mi bahsediyorsun? Bileklik almıştı. Evet, niye kişisel yaptık? Sevgilileriniz yapsın size. Şimdi benim etik olmaz. Arkadaşlar biraz size sert orada. Size de bari orada. Kaynatıp yumurta verseydin. Bak çocuk bize farklı ona farklı. Biz yapıp getirirken sevgililerimiz yapsın demiyoruz.
Zaten çok da ilgilenmiyor. Dışarı mı oturacağız? Tamam ya. Yok, şuraya otururuz. Tepki alırım diye yapmadı herhalde. Batu mu geliyor acaba? Ben ilk başta ne yapmışım? Hani bak seslenmeyin. Senin yaptığın yanlış değil mi Ali şimdi? Sahneyi bir yerden atsana. Vur ya, bani geliyor. Nasıl bir gelmedi o ya? Senin yaptığın yanlış değil mi? Merdivenler gümledi valla. Niye yanlış kardeşim? Sen şu an doğru bir şey mi yapıyorsun? Evet. Nasıl evet? Ne var? Sen hani bize yapıyordun? Biz orada sabahtan beri aç aç bekliyoruz. Sabotaja maruz kalmayayım diye öyle söyledim. Sabotaj mı? Evet. Senin neyini sabote edeceğim ben? Çeker misin? Bir bırakır hayır, mısın? Hayır, hayır, hayır. Bırakır mısın? Yaptım çok ayıp. Onu hemen buraya bırak. Emir mi? Onu hemen buraya bırak. Güle güle. Seninle hesaplaşacağız. Sen kimseyle hesaplaşamazsın, sen benim nikahlı kocam değilsin. Seninle alakası yok. Okey, anladın mı? Bizim erkek vereviyle alakalı bir şey. Ayrıca Ali otur musun, kahvaltı yapalım. Seninle alakası yok, seninle hesaplaşacağız dostum. Sen göreceksin. Güle güle. Çok da güzel görünüyor. Ayça çok kırdım Batu'ya. Pardon? Neden? Onunla konuşuyordu, girmeseydin sen keşke. Ne demek girmeseydin ya? Yaptığı hareket doğru mu? Ne o? O zaman o düşünüp de yapsaydı. Anladın mı? Önce Batu düşünecekti, Ali değil. Ayrıca çok da güzel görünüyor ve çok da güzel bir şekilde yiyeceğim yani. Afiyet olsun. Biz de izleriz zaten. Gel ya kanka. Gel. Neyse biz de izleyelim. Ya biz izleriz zaten. Biz kahvaltı ettik az evvel. Ceyda sağ olsun doyurdu bizi. Ceyda geldi mi oraya? Ben ile Ceyda. Çok güzel doyurdu bizi. Neyse. Adam bize yapmadan götürdü oraya. Zafer'imiz mi var? Ceyda geldi. Ceyda. Saklan saklan. Aa, elinde bir sürü hediyeyle gelmiş. Hediye mi? Ha. Ceyda hayırdır sabah sabah? Erdem'e mi getirdin onları? Doğum günü hediyesi mi? Başka bir şey olamaz herhalde yani. Hepinize hediye getirdim. Günaydın Ceyda. Bayram değil, seyran değil. Sizi satın almaya mı çalışıyorsunuz? Mektubu okumadı, şey görmediniz mi? Ne mektubu? İzlemediniz mi? Yok, yok. İzlersiniz o zaman. Ne mektubu? Ceyda'cığım günaydın, ne haber? İyi misin? Öpeyim hepinizi de. Ne haber? Önümde görürsünüz. Hayırdır yaşamayın? Kahvaltı ettin mi? İyi misin? Kahvaltı ettin mi? Karnı aç mı? Menemen ye bak biraz, sen seversin menemen. Menemen de yapmamış ki bize çocuk. Nasıl işte bir çocuksa ben anlamadım ki. Böyle bir adam, adam geldi mutfağa tüt 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 tüt. Hayır bize yapacağım dedi. Bak o adam bizim kardeşimiz. İyi misin canım? Ceyda. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Senin tavır açısından çok önemli şu an. Yapıcı mısın bugün? Anlamadım. Yapıcı mısın evet. Bugün diyorum. Çok öyle daha iyi. İyi uyusun. Bence kızlar iyi. O tamam. Hediyeler de gece uyurken... Yani mektubu dinledikten sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi. Gece uyurken hani mutlu şeyler düşünerek, huzurlu şeyler düşünerek hep başucumuzda olsun, tamam mı? Teşekkür ederiz. Hepimiz aynı mı yoksa? Kişiye aynı. Özel mi yani? Aynı. Esersen sarılmadım. Hepinizi çok seviyorum, unutmayın. Bak, gel bir şey söyleyeceğim sana. Ben önce gel. Bak şimdi. Yapma böyle. Bak. Ağlama. Yaşadığın ilişki ne boyutta olursa olsun, tamam mı? Karşındaki adam Adnan gibi bir adam. Adnan çok düzgün bir adam. Bunu biliyorsun. Biliyorum. Bunun farkında ol. Lütfen. Seni de seviyoruz biz. Ama şuna kızıyoruz. İlişkini kurtarmak için konuşmalar yap. Öyle zaten. Ağlayarak, bağırarak çözüme ulaşamazsın. Hatırlıyor musun? Lütfen. Hı-hı. Bak, şunu da unutma lütfen. Seni seviyoruz ama... Yanlış anlama ama ben Adnan'ı daha çok severim. Biliyorsun. Kardeşim o benim. Adnan'ın mutluluğunu istiyorum her zaman, senin de mutluluğunu istiyorum. O yüzden biz sana tepki gösterdiğimizde bize darılma. Çünkü bu adam üzüldüğü zaman dayanamıyoruz. Tamam mı canım benim? Hı hı. Gözüne ulaş. Tamam. Gözüme. Evet, yapıcı ol. Şöyle. Bismillah. Tamam. O tamam mı? Eyvah. Eyvah. Adnan, bu yüzüğü bundan sonra hep boynumda taşıyacağım. Ta ki sen beni affedene kadar. Çünkü bu yüzük seni çok sevdiğimin göstergesi. Bunu sakın unutma, tamam mı?
Mektubu dinleyince ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Ne var? Ne var? Tokalaşmak istiyorum. Tokalaşmak istiyorum. Neyi de uzatmışsın? Adnan, biz düşman mıyız? Senin yaptığını bana düşmanım yapmaz. Anladın mı? Senin bana yaptığını düşmanım yapmaz. Haklısın. Sen benim düşmanım değilsin. Bir de mektubu dinledikten sonra düşün, tamam mı? Düşünecek bir şey yok. Lütfen, elini verir misin? Sebep? Elini verir misin? Evine döner misin? Tamam, döneceğim evine. Adnan, lütfen. Sana uzatılacak bir el yok bende Ceyda. O derece yani. Aynen. O derece. Bu bir ilk oldu. Ne çıkmadı? Farkında mısınız? Çocuk var abi karşısında Ester. Biz hemen hemen yapacağım diye. Bir de Atma diyor ki yardım istiyor musun diyor. Abi yemin ediyorum bak, yemin ediyorum Ayça'yla hiçbir alakası yok. Ayça ona o rahatlığı veriyorsa ben hiçbir şey yapamam. Ben ona elimden gelen her şeyi yaparım ama daha fazlasını da yapamam. Güzel kardeşim. Kimse yanlış anlamasın ama o adamın burada bize yaptığı yanlış. Büyük yanlış. Böyle bir şey yapılmaz. Ya bu ne demek ya? Yapacaksın, Ayça'ya götürmüş, anladın mı? Sen şimdi ilgilendiğin bir aday var orada. Ya ilgilendiğin aday da kardeşim. Ayça ona o rahatlığı veriyorsa, alıp tabağı elimden o masaya koyuyorsa, bana da o tepsiyi bırak diyorsa... Ayça durumu biliyor mu? Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ayça durumu biliyor mu? Ayça durumu biliyor mu? Bilmiyordu. Gittiğimde direkt ona konuştum, anlamıştır. Söyledim yani, ayıp değil mi dedim orada, dedim biz aç bekliyoruz. Şimdi kötü duruma düştün. Zannettin ki sen kıskandın. Halbuki Ayça durumu abi biliyor, girdiğimde söyledim. Girdiğimde söyledim ben. İlk defa böyle bir şey ya. Herkes değişik söylüyor. Değişik ya, model değişik. Şunu ya, yapıyorum, bunu yapıyorum. Söylersin. Nasıl bir adam ya? Ya kardeşim ki... bak, bu evde yaşandı. Eser yaptı. Dedi ki pankek yapıyorum. Tamam, Cansel'i yapıyorum. Yapsın. Götüreceğim. Tamam. Eyvallah. Problem. Eyvallah. Biz de ona göre eyvallah kahvaltımızı hazırladık. Değil evet mi? Hepsini yaptık. Ve bu evde hiçbir zaman hiçbir yemek hiçbir şekilde sabote edilmedi. Hiçbir şey. Abi o adam buraya geldiği ilk gün bu koltuğa oturdu. Dedi ki ben racon bilmem. Ben orada onun notunu verdim. 2 dakikalığına gidip gelsem. Nereye? Bir erkekler evine. Ne için? Ya ufak bir işim var, onunla ilgili geleceğim. Peki, sen misin? Tamam. Bana afiyet olsun, kusura bakma. Görüşürüz. Tekrar eşlik edemiyorum. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Kavga etmeye mi gidiyor? Bir kavga edeyim, gelin. Ali kavga edecek bir tip değil ya. Gidiyorum, yıkıyormuş, geliyorum. Sabah Ali geldi, bana menemen getirdi. Arkasından Batu geldi. Menemeni elimden almaya falan çalıştı. Ya Batu'nun yaptığı hareket bir adım geliyor, bir adım gidiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Çok itici oluyor. Bu şekilde beni asla kazanamaz. Adnan. Adı o. Sakin ol çünkü boşu boşuna iddia alma bak. Doğdum gün adam aldı. İki tane aldım. Bedavaya aldık. Bedavaya aldık yani. Sakin ol. Kardeşim. Adnan ne yapıyorsun ya? Hadi ya. Ya toparla kendini artık, gözünü seveyim ya. Ne o? Ne diye? Ne o? Ne oldu, niye böyle oldun? Gel içeriye geçelim de içeride konuşalım, gel. Gel hadi gel. Gel hadi içeri gel. Adnan. Hadi gel. Hadi gel gel gel. Ne oldu ya? Gel içeriye geçelim, içeride konuşalım, gel. Abi tamam, toparla. Koca adama omuz verelim. Hop. Gel. Açın abi yolu. Hadi gel. Anladın mı? İçeriye geçelim, içeride konuşalım. Ali benim üstüme öyle gelme bak, benim canımı sıkma Ali. Beyler. Ali benim canımı sıkma Ali bak. Tamam tamam. Benim canımı sıkma Ali. Sıksan ne olur? Sıksan ne olur? İşin şekli değişir bak. Benim canımı sıkma abi. Ne oluyorsunuz ya? Benim canımı sıkma abi. Misafir gelmişim hadi. Benim canımı sıkma. Bak benim canımı sıkma Ali. Sana sadece gülüyorum. Bak otur, sen gülüyorsun. Bak elimi ayağım tutuyor. Artık sabrını zorluyorsun. Ali kendine gül. Artık sabrını zorluyorsun. Kendine güleceksin. Senin sabrını zorlasam ne olur ya? Bak şunu söyle. Senin sabrını tatsın ya. Siz aranızda yine bir şey yapmadın ama senin yaptığın burada yanlış kardeşim. Sen yaptığını doğru biliyorsun. Bak benim üstüme gelme. Gelsen mi? Ha?
Love to you. Nasıl oldu tepkileri Ceyda? Erkeklerin tepkisi hiç güzeldi. İyi değil. Güzel miydi? Adnan'ın tepkisi. Adnan seninle tabii ki barışmadı haliyle. Hayır, barışsın diye götürmedim zaten. Düşünceleri değişmedi o zaman seninle alakalı. Yok, mektubu dinlememişler. Dinlememiş mi? Orada da okusun. Nasıl dinlememişler? Daha dinlememişler. Dinleseydi affederdi demek istiyor. Affetsin diye yazmadım o mektubu. Evdeki hesap çarşıya uymuyor değil mi? Şöyle söyleyeyim, hatalarının farkına vardı. Ve dostlarının üzdüğünün farkına vardı. O yüzden bunu dile getiremediği için mektup yazdın ama onlar bilemedi. Ama karşındaki kırdığın insanlar seni affedecek mi? Ki bundan önce Mehtap'ın tepkisi sana daha yakın olduğu için, bizden önce arkadaşın olduğu için bu kadar sert çıktı sana. Tamam, siz haklısınız. Ben size haksızsınız demiyorum. Burası daha rahmet evi birader. Tamam mı? Burada böyle... Burada böyle ben onu yapıyorum diye insanları gayet güzel bir şekilde yoluna getirdim. Ben ne dedim? Özür dilerim dedim. Bir iki dakika sonra ya geleceğim. Özür dilemek ne olmuyor ya? Sen benim özür diliyorsun. Ya özür dilemek ne olmuyor? Söylüyoruz, özür diliyorsun. Bak adam burada 8 kişi kahvaltı etmedi. Burada tamam bak. Abi üstünüz, hepiniz üstüme gelin. Tamam. Gelin hepiniz üstüme gelin. Ben gelmedim daha doğrusu. Seni yaptın. Cümle kullandın, cümle yanlış. Bize ya diye kahvaltı hazırlıyorsunuz. Yemekten bahsediyoruz burada. Ne var ya, ne var yani? Sen de ki, size yapmıyorum kardeşim. Kardeşim hiç konuşma. Bize kardeşim bozacağını, botonun bozacağını bildiğim için söylüyorum. Niye bozmadın? İçin bozmadı mı? Ne yaptın kardeşim sen? Öyle yapma. Öyle ya, merhaba bozar mıyım ya? Niye bozsun? Yarın Murat'ın doğum günü. Ve ben ayrılmamıştık, video hazırlattım. Ayrılmamışken. Yapalım ya. Hayır, kesinlikle. Ayrılmış da olsak ben onun doğum gününü tabii kutlamak istiyorum. Çünkü bir emek var ve benim dışımda insanların emekleri var. Doğum gününü kutlamak istiyorum ama nasıl yapabilirim bunu bilmiyorum. Ne yapalım? Ama bu şey değil hani barışmak için, tamam, gönül almak için falan değil. Gerçekten ben dostane tamam ayrıldığımız için ve bazı emeklerin boşa gitmesini istemediğimden. Bunca emek var şimdi. O kadar video çekip gönderen insanlar var. Hediyeler var. Şey yani. Sen hediye aldın mı? Hayır. Hmm. Ay Allah'tan rakibin yok. Ben emeklerin, ya emeğe saygım var, anladın mı? Emeğe saygımdan dolayı. Peki bir şey yarın söyleyeceğim. Yarın da böyle bir şey yapmak istiyorum ama barışmak istediğim için değil. Gerçekten barışmak İkimizin istiyorum. İkimizin de bu doğum günü olayının ayrılığımıza denk gelmesi çok garip değil mi sence de? Mesela Semih'in doğum gününde de ben ayrıydım. Allah'tan senin rakibin yok şu anda. Seninkinde ben de. Ben rakiplerden çok çektim, merak etme zamanında. Yani olmadı, iyi oldu tabii, çok kötü. Ben en yakın arkadaşımla sınandım rakipte, Burçak'la sınandım o yüzden. Benim ailem bile Burçak için, hani Burçak'ı çağırdı kırmızı odaya diye, istemediler. Hani ta ki Burçak'ı çağırana kadar benim ailem istiyordu. Annemle kız kardeşim beni özellikle yönlendiriyordu. Bak Murat çok efendi insan, onunla ol falan. Öyle istemiştim ilk Murat'ı ben. Sonra işte Burçak'ı çağırınca ailem de istemedi. Biz diyor düşman mıyız diyor. Onun yaptığını bana düşmanım yapmaz abi. Ya. Kurban oldum, onun yaptığını düşmanım bana yapmaz. Dedin mi? Cevap verdin mi? Kardeşim benim. Benden çok güzel olmadı mı yeri geldi? Evet. Bak. Etrafında bir ton ayna var. Kalk kendine bak. Tamam mı? Adnan Kızıltaş bir tane var. Var mı başka? Buradaki herkesten bir tane var. Onun da üzüldüğü kendine. O da diyor ki ben kime ne sır vermişim? Ne yapmışım? O da o kendine aslında. Bütün o vicdanının parçalanması şu anda, bütün her şey onun kendine. Hepsi. Vicdanı rahat olsun ya. Canı yanıyor ya. Vicdanı ya. Rahat. Yap. Yani o elinden geleni yaptı. Herhangi bir şey yapmadı bu ilişki için. Bozulsun diye. Bir şey yapmadı ki. Ne yaptı yani? Üzüle kendine bak. Emre'ye ben bunu hep söylerdim. Öyle negatif gittikçe, üzüldükçe hep kendini dibe çekersin. Ben sana güçlüdür, ayakta dur demiyorum. Ama kendini bir toparla. Kendini toparla ki
İlerideki hayatına daha doğru adımlar at. Zaman kaybetme. Şu hayatta kimse kimseye muhtaç değil kardeşim. Anladın mı? Üzülerek zaman kaybedersin. Dünyaya tek başına geliyorsun, tek başına gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Giderken de hiçbir şey götüremiyorsun. Ne bir eşini, ne bir dostunu, ne bir çift çorabını. Hiçbir şeyini götüremiyorsun. Tamam mı? Gelirken de öyle geliyorsun. Aynen öyle. Sana sunulmuş bir hayat var. Ve bu hayatı en güzel şekilde tamam. yaşamak zorundasın. İşte bu hayatın içinde Ceyda'yla ya da Ceyda'sız. Zaten senin yüzünden barıştık. Başıma neler geldi affettim diye şu hale bak. Niye duygusuz oldum. Ne güzel şeyler yaşadın kızım. Bak şimdi sonunda yaşadığın kötü şeyleri bir sil at. Ama onun dışında o kadar bak, güzel bir şeyler yaparken yaşadın. Sonrasını düşün hayatım. Bu kız tekrar kırılır mı de. Evet güzel başlıyor ama sonrası nasıl gidecek diye düşün. Rica ediyorum. Onun hiçbir zaman garantisini veremez. Tamam bak ben sonunda hiç memnun kalmadım aşkım. Bir sonrakine de tekrar böyle bir şey yapma. Rica ediyorum tamam mı? Ve bunu gerçekten barışmak için yapmıyorum. Gözümden ne anlarsan anla doğru ama kalbim, aklım, dilim ne diyorsa onu söylüyorum şu an. Ben gönlümle konuşan bir insanım. Aklımı dinlemiyorum. Sizde de bir iletişim sorunu var zaten yani. Allah'ım bizi konuşmuyoruz. Saksı, saksı bak canım saksı Nurcuğum. Saksı ne kadar güzel değil mi? Çok hoştur ama ben hani. Evet. Hoştur. O yüzden dikkat et. Sana ne olmayacak? Dikkat edelim bebeğim. Tamam anlaştık. Çıkışta gidiyoruz tamam mı? Tamam anlaştık kanka. Gideriz. Çıkışta gidiyoruz. Yarın da bahçeyi hazırlıyoruz. Bahçe çok güzel. Bahçede olsun. Böyle açık havada. Gerilmeden. Bir de diyormuş ki biz ayrıldık seninle haddine bana doğum günü yapmak falan. Sen öyle bir şey diyeceğini düşünebiliyor musun gerçekten? Barışmak için falan diye düşünecek. Hayır. Düşünmese sen de şey deme de hemen. Ben bunu hazırladım ama milletin içinde deme sakın. Sakın barışmak için olduğunu anlama deyip adamı bozma orada ki. Ne yapacağız? Romantik müzik verilsin, dans edelim. Oldu canım. Ne var? Daha sonra dost hadi barıştık muhabbetleri. Pardon da burada dost tane bir sürü dans oluyor olmaz. Yani Mehtap. Adamın Melis Erdem gibi. Öyle mi ya? Bu hayra alamet değil. Anam bu Seda Bey. Seda Hanım bizi... Gün ortasında... Ooo Seda Hanım hoş geldiniz. Hoş mu geldim artık. Ne oldu ya? Ne hayır geldi? Alamete gelmedik ki. Erdemciğim canım doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Şaşkınlık bekleyeceğim. Teşekkürler. Bence olaya gel. Dur saçım. En yakın zamanda şey Temelli gel yine inşallah. Abi, çok özlemişiz. Çok güzel. Çok mutlu yıllar her şey gönlünce olsun. Hediye mi almışlar sana? Hayranlar evet. Göndermişler. Hayranlar. Böyle arkadaşlarını öyle. Almamış değil mi? Aldık. Yok, bizim hediyelerimiz burada. Ha iyi tamam. Yok oturmayın böyle alayım. Nasıl öyle? Bize mi? Tabii. Müzik ne var ki? Olsun hepinizi alayım da izleyin. Ben? Erdem gel yanıma sen ya. Sen kurtuldun bu streslerden. Sen doğum günü çocuğusun. Biz seninle yan yana. Ne şanslısın ya. Biz bu anı çok yaşamıştık hatırlıyor musun? Bu anı evet çok yaşamıştık. Bak bu sefer benim bir parmağım yok. Kimin parmağı var? Hep birlikte izleyelim mi? Ne oldu az önce zaten? Hafızalarınızı tazelemeye gerek yok herhalde. Buyurun efendim bakalım ne yaşanmış sevgili izleyicilerim. Çünkü günün ortasında benim buraya girmem çok da hayra alamet değil. Sebebi neymiş bir daha hatırlayalım. Gel. Açın abi gel, yolu. Gel. Anladın gel, mı? İçeriye geçelim, içeride koşalım. Gel. Ali, benim üstüme öyle gel. Gelme. Bak benim canımı sıkma Ali. Beyler. Ali benim canımı sıkma Ali bak. Tamam. Benim abi, canımı beyler. Sıkma Ali. Sıksan ne olur? Bak, sıksan ne olur? Ali. İşin şekli değişir be. Hadi. Benim canımı sıkma. Ne oluyorsunuz ya? Benim canımı sıkma. Misafir beyler. Gelmişim hadi. Benim canımı sıkma. Bak benim canımı sıkma Ali. Sana sadece gülüyorum. Bak hadi, otur sen gülüyorsun. Gül. Bak elim ayağım tutuyor. Sabrını zorluyorsun. Ali adam haklı. Artık sabrını kendine güleceksin. Senin sabrını zorlasam mı olur ya? Ben şunu senin sabrını tatsın ya. Bu evde hiçbir zaman bir şey yapmadım ama senin yaptığın burada yanlış kardeşim. Sen yaptığını doğru biliyorsun. Bak benim üstüme gelme. Gördünüz. Dışarıdan bakınca nasıl Batu ve Ali? Daha bir başka değil mi dışarıdan bakınca? Biz işte bunlara böyle bakıyoruz. Fiziksel temas zaten tartışılacak bir konu değil. Direkt ihtarı gerektiriyor. Çok şükür sözlerinizde biraz dikkatlisiniz ama bu da bir şey hafifletmiyor. Dakika bir, gol bir. Üçüncü gün Ali'nin ilk ihtarı. Biliyorsun Ali ihtar kurallarını. Üç tane alınca oylanıyorsun arkadaşların tarafından. Sonra oylanmaya bile gerek kalmadan maalesef eve veda ediyorsun. İkinci haftada Batu'nun ilk ihtarı olmuş oluyor karşılıklı fiziksel temasla. Görüntüler böyle bakınca ne feci değil mi? Yaşarken yükselmek kolay. Aynen öyle. Yani işte bak bunu akşam hoşlandığınız, ilgilendiğiniz
Gelin adayları da izleyecek. Yüz binler izleyecek. Benden bunu da izleyecekler. Kardeşim. Lan benden uzak dur. Ortak yaşam kurallarını bir becerin. Gerisi hiçbir şey istemiyoruz. Ne olur gözünü seveyim. Ne olur bir de sevgili Erdem'in doğum gününü de mahvetmeyin. Olur mu? Çok rica ediyorum. Aynen. O aramızdan gitti, çok üzüldük. Geldi, çok sevindik. O bir sürpriz bizim için bugün. Bunu da mahvetmeyin. En azından bugün bizim hatırımız için. O yüzden Batu ilk ihtarın, Ali ilk ihtarın hem de üçüncü gününde. Daha dikkatli olursanız ben de izleyiciler de çok sevineceğiz. Tekrar doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Temelli gelmeni umut ediyorum en kısa zamanda. Umarım. Ben de bunu istiyorum. Mutlu yaşlar. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun Seda Hanım. Yemin ediyorum felaket habercisi gibi ya. Bir kere de iyi haber gelmez. Hayırdır. Seda'nın gelişte de hiç hayra alamet olmuyor. Duydu mu, duydu mu? Abi bunu almayın işte, yapmayın şunu, anladınız mı? Beyler hayırlısı olsun, ilk ihtarlarınızı aldığınız yani, tecrübe konuşuyor tecrübe yani. Konuşuyor. Değil mi Eser? Batuhan beni iyice germeye başladı. Bu durum benim hiç hoşuma gitmemeye başlıyor artık. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ama beni çok germeye başladı dediğim gibi. Bu benim ihtar almamı, yeniden ihtar almamı sağlayabilir. Bence ayaklarını denk alması lazım çünkü benim sabrım kalmadı. Hayırlı olsun, ilk ihtarımı aldım. İkinciyi de alırım, üçüncüyü de alırım. Gerekirse diskalifiye de olurum. Yine de onun oyunlarına gelmem. Ayça'yla da olamayacak o. Ya tencere lazım. Tenceresiz nasıl yapacağım ya? Yıka. Ya yıkanacak yer mi vardı? Hani Allah razı olsun. Yıkayıp tepsiye koyacağım. Ay şurada nasıl yıkayayım ya? Hiç olmaz. Bekle kız, bekle az. Eldivenle yıkayacaksın. Ben yardım edeceğim sana. Bir şey diyeyim mi? Ağzım uyuşmuş. Niye? Yemek yemiyorum ya. Uyuşmuşum yani. En azından vicdanen yaptım yani. O yüzden şeyler. İçim çok rahat şu an. Ama keşke geldiğinde bir tepki gösterseydi. Çok sinirliydi Dani. Bir tepki... Ya bu tencere... Bundan sonra herkes yaptığının tenceresini lütfen yıkasın, tamam mı? Ben kimsenin pisliğini yıkamak zorunda değilim. Ben bu evde hiçbir şey yemiyorum çünkü. Hayatım bunu kaç kez söyledik? Herkes benim yazımla dalga geçti. Mehtap yırttı attı. O yüzden... Ya ben kişilere bir şey söylemiyorum. Ben ortaya konuşuyorum gerçekten. Ama dün belli yani kim yemek yaptı. O yüzden diyorum. Kimsenin hesabını da tutmuyorum, kitabını da tutmuyorum. Ali daha mı önde? Evet. Vay. Ali biraz daha şey. Batu'nun ailesi geldi, bakın çok beğenmiştim. Başka sünger yok mu, temiz sünger? Yok. Yok hayatım. Yok, ben dün aradım bulamadım. Ali'nin, şey Ali diyorum ya, Batu'nun ailesi geldi, Batu'ya biraz böyle meyillenmiştim. Hatta hep bir tık gitti Batu bende, bir tık çıktı diyordum. Hı hı. İşte gala demiştim, bir tık benden işte yüksekti falan. Hı hı. Ali geldi gene Batu bir adım öndeydi. Çünkü Batu daha önce buradaydı. Batu daha çok konuşma fırsatım oldu böyle. Ya. Ama Batu'nun Ali geldikten sonra hareketleri... ...offside ya. Kıskanıyor çocuk. Canım kıskanabilirsin de yani... ...bana getirilen benim yiyeceğim bir şeyi sen benim önümden alamazsın. Onu bana getirmiş. Ben yiyeceğim onu. Ben yiyeceğini önümden alıyor. Benim yiyeceğim önümden aldı, anladın mı? Alamazsın yani sen onu oradan. En azından ben git... Ha, o en azından getirebilmiş. Ben götüremiyordum. Ya orada tamamen bence... şey yapmış, yani biraz... Ya çok pişman ya. Yapmış. Ne yapması gerekiyordu biliyor musun? Kendine güveniyor ya. Onun da kahvaltı getirmesi gerekiyordu. Diyecekti ki daha güzel bir tabak hazırlayacaktı. Hayatım ben de sana kahvaltı getirdim. Şöyle söyleyeyim, ha. Daha iddialı olurdu anne. Getirecek tabağını, al arkadaşım. Bu da benim hazırladığım tabak. Seçimi sana sunan aynen. Hangisini yiyeceksin diye mesela. Erdem görüyorum da Emre nerede yazıyor? Ben pasta yiyeceğim. Giderken oradan alayım. Erdem biliyor musun? Git gel. Buraya koyayım giderken. Geri gelecek misin? Gelirsin ya. Gelir. Gelir. Gelmezsen de sarılayım ya. Yok gelsin ya. Geleceğiz. Çok selam söyle. Emre sen yalnız bak. Gönderme. Çıkışı bekle 12 saat sonra götür. Ya unutmuşsun. Kalp olmasın unutmuştur doğru, şimdi. Doğru unutmuştur kardeşim. Geriye dönmeyeceğim. Dönmeyeceğim. O zaman... Evde görüşürüz. Ya bizi de gönderseniz bir iki kişi. Tamam. Kardeşim. Sayın Reci. Hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Atı sonu beraberiz. Teşekkür ederim. Kardeşim. Doğum günün kutlu olsun.
Yiğiterlerle çıkmayın. Tamam mı? Böyle bir şey istemiyorum. Kardeşim, dikkat et. Anne dikkat et kendine. Şu pastayı götüreceğim mi? Sen yukarıda dur. Yukarıda dur. Üzme kendini kardeşim. Pastaya da götürelim. Adam da çalacaksan yukarıda duracaksın. Üzme kendini. Tamam. Önce bir kendini toparla, sonra karar ver. Tamam. Of. Onu pastayı bir tabağa koy da öyle götürsün abi. Dikkat et. Yiğiter alma. Öyle görürüm seni. Bu anı sevmiyorum. Sevmiyorsun ama yapacak bir şey yok. Kardeş. Hangisi abi? Dikkat et kendine. Bekliyoruz en kısa zamanda inşallah. İnşallah. Sen içine yüreğini ferah tut. Evet abi. Bunda da bir hayır vardır. Unutma. Hadi kendinize bak. Erdem bekle. Erdem bekle. Ne oldu? Onu da götür hadi. Girerken o mumu da yak, öyle gir. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şey, pazara da selam. Kardeşim, iyi bak kendine. Var mı o tarafı iletmeniz? Seviyoruz seni. Şey? Ben en çok selam söyle. Yine gel. Her Dani, zaman Hazal, başka? Okay, başka. Danikom'a çok selam söyle Danikom'a. Cansel var. Hazal'a da gelin kendinize beyler. Ben de onunla bir şey yıldım ona biraz. Gelsin ha, Murat, ben gidebilirsem götüreceğim. Sağ ellerinde sağ olsun. Hadi Allah. Erdem'e dikkat et. Akşam görüşürüz. Çay koy, geleceğim bak. Tamam oğlum. Yemek yap yani. Hadi görüşürüz. Hadi gire gire. Çıkarttın mı? Alasmaz. Sizi seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Vallahi Erdem'in gelmesi inanılmaz büyük bir sürpriz. Sanki hiç gitmemiş gibi. Acayip mutlu oldum. Erdem sen iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Seni çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda da aramıza tekrar döneceksin. Ben bugünü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu saate kadar yapmadığına, bu saatten sonra ne olur yaşananlara saygı. Gün gelir tamamen içimdeki mehtap biter. Ondan sonra gözüm görmez. Nur'un gözlerindeki o sevgi var ya bize gösterdiği. Onun aynısı Melis'te de var. Haberin olsun. Ne hissediyorsun? Bana söyle, ben de sana cevabını vereyim yani Melis. Sarı ışık muhabbeti vardı. Ben onu kırmızıya çevirdim. Ben bir şey için meyillenmiyorum ama ben senin gözlerinde bitmediğini görüyorum. Bu arada şu künyeyi benim kolumdan çıkarır mısınız ya? Batu'ya geri vereceğim.
Arkadaşlar. E tabii canım. Anıları. Ah be. Güzel görüntüler bunlar, güzel şeyler. İnsanı duygulandırıyor. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Ya! Hangi ya bir şey söyleyeceğim. Pastayı getirmişsin. Ya! 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 Pastayı kendisi getirmiş. Yepa, hadi pastayı. Erkekler evinden al. Of ya! Kalbi nasıl atıyor? Hadi mum yakalım. Yok böyle bir sürpriz kızlar. Ben hiç aklıma gelmemiştim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim aşağıya. Ay ay ay. Nasıl terledin? Gel. Hiç aklıma gelmedi ya. Aha, inmiş bile aşağıya. Hadi. Oo, gel. Gel gel gel. Gel. Düğme açılmış. Hoş geldin kanka. Teşekkür ederim. Kanka yiyordum. Teşekkür ederim. Yok yemeyeceğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şoka girdim seni görünce. Doğum günün kutlu olsun. Ya inanmıyorum, ilk defa böyle bir şey oldu farkında mısın? Yok ya, yok ya. Keşke ya. Ya nasıl bir sürpriz Erdem ya. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim yeter. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Erdem. İyi ki doğdun Erdem. İyi ki doğdun. Hallediyorum. Ne yapıyorsunuz? Çok kötüsün ya. Baktım öyle izliyorsunuz. Ya. Çok duygulu bir insan diyor birisi oraya. Ya. Bir ara Mehtap'a yakalanacağım sandım. Şöyle bir yukarıya bakar gibi oldu ama görmedim. Sonra Nur bir ara bu tarafa baktı. Meğersem siz birbirinize hadi bakıyorsunuz. Gel. Ben de orada dinliyorum böyle. Kafayı da çıkarttım. Ya dedi ki bize bak ikisi kaldı. Güzel anlamayacağız. Hadi gel Erdem. Yani. Hadi dayılar Erdem. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar Erdem. Hadi bir dilek tut şöyle, çok güzelinden bir kız dile. Ya. Ne dilesin? Tabii sen benimle çıtayı bayağı yükselttiğin için sıkıntı olacak ama olsun. Hayatımdan bir isim bilmemesi için. Ya deme öyle. Ya erkekler evinde de aynısını diledim, burada da. Bu evde olan herkes için mutluluk diledim. Orada da erkekler evinde olan herkes için mutluluk senin diledim. Senin gönlün şok oldular mı? Ya çok ben öyle mi? Bir girdim ki içeriye. Beklemiyorlar. Kapıyı açtım. Bahçe kapısından girdim. Hı. Ondan sonra kapattım. Beyler dedim kusura bakmayın geç kalmışım ama hareket bu ben. Girdim. Beyler kusura bakmayın geç kalmışım dedim. Ha hoş geldin. Aaa yaptılar. İnanmıyorum. İzlememiz lazım orayı. Biz de diyoruz ki hani Ali gitti görüntü vermiyorlar bize diyorum. Anında görüntü vermeleri lazım. Meraktan arıyoruz Ali geldik sabahleyin de. Ne yaş geldin ya. Ya demiştim senin yüzünden. Özlemişim seni kankito. Tabii sürprizi kaçırmayalım değil mi? Özledik seni Arda. Yaş kaç yaş? 28 oldu. Kemal Erdik. 28 oldu 28. İnan ben istemezdim ki böyle olmasın. Kim isterdi ki? Ben ister miydim sizi böyle görmek? Ben de istemem. Ben mutlu olabilmek için, kendimi değiştirebilmek için çaba harcarken o önemsizce davranışlar, tavırları. Ben sanki ona, ben sana güvensizim derken içimi yemiyor muydu? Benim içimi yiyordu ben ona, sana karşı güvenmiyorum derken. Keşke diyorum ki bir şey yapsa da güvenilecek bir şey yapsa. Bir şey yapsa, gitse... Söylemek de istemiyorum ne yapması gerektiğini. Fikir vermek istemiyorum ki bu saatten sonra vereceğim hiçbir fikir hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ama sana da bir şey söyleyeyim mi? O güvenle ilgili bunları söylerken de niye kalkıp bunu ona söylüyorsun? Madem güvenmedin de niye söyledin? O zaman o anda öyle boş mu buldun? Niye anladın? O zaman güveniyordum abi. Benim olan olaylar güvenimi bitirdi. Ben sanki en başında güvenmiyordum değil ki. Ben sende ben ona %100 güveniyordum. Tüm olaylara rağmen güveniyordum. Yoksa ben her zaman şunu savundum ya. Gerçekten buraya videonu beraber ben çektim o videoyu biliyorsun. Ben çektim. Onu getirip verdiğimde duruşunu, karakterini o anda gerçekten evde kalmak için yapsaydı, Ercan'la devam edebileceğini isteseydi,
elenme pahasına bunu göze alarak bu adımı attı. Bak ben onun tarafından bakmaya çalışıyorum şimdi. Empati kuruyorum. Tamam sen benim kardeşimsin ayrı. O da orada. Sonrasında yanlış üstüne yanlış devam etti. Bak ben tavırlardan bahsediyorum. Ve bunu kaç kere yaşadık? Emre'de yaşadık. Bende yaşıyoruz. Ceyda'da yaşıyoruz. Sonraki hareket... Ya çok kolay ya, çok kolay. Bir şeyin hatalı olduğunu eğer çoğunluk söylüyorsa bir durup önce bir analiz etmek lazım. Direkt onlara karşı çıkıp onlarla savaşmana gerek yok. Onlarla savaşmaya kalktığın zaman karşına alıyorsun. Olaylardan tam anlamıyla haberim de yok. Ne oldu? Sen de... doğru. Sen... galanın sonrasında yoktun zaten. İki gün rapalıydın pazartesi. Ya şu an Tankut'a gidip sarılıp... Bir şey yapmadım. Var. Yani orada zaten şeydi... görüntüler her şeyi anlatıyordu. Ya öyle... iki arada bir derede kalıyorsun ki... konuştuğun zaman da anlıyorsun... Ay. Söylediğin sözlerde karşıdakinin ne kadar ciddiye alıp almadığı, yani Mehtap işte ne diyeyim yani. Üzülmesini istemiyorum, ağlamasını istemiyorum. Çok yapıcısın ama abi sen de biraz daha şey ol yani. İşte ben demin anlattığım nokta, demin anlattığım nokta oydu biliyor musun? Çok yapıcısın. Eğer o kadar. O kadar olursan böyle oluyordu bu işte. Oluyor, bu da örneği. Seni bana... Ama ben şunu da söylemiştim, onu kaçırdı herhalde. Sildiğim zaman dönmem. Aynen. Bak kolay kolay silmem, çok sabırlıyım, çok sabrederim ama sildiğim zaman dönmem. Nereden bir şey soracağım ya, şu konumuzla alakası ama... Şimdi Nisan ayı geliyor ya... Hı-hı. Sen Emre'nin en yakın arkadaşlarından birisin. Emre hangi ayda doğdu ya? Ay hangi günde doğdu ya? Şok. Yani ben... Söylemeyeceğim bana ne, git ona gününü sor. Gününü hatırlamıyorum. Ben biliyorum. Belki sürpriz yapardım. İnternetten bakarsın. He ya, doğru. Her şey yazıyor çıkıyor zaten CV'si. He ya. Ne yapayım? İnternete ben bir tane yanlış bilgi bir şey yapayım. Yükleyeyim. O zaman. İkisi arasında şimdi, kal. Ayıp mı arama sorsa? Motorunu. Geçen Ayça sordu. Bilemedim. Yani ama Nisan'da olduğunu biliyorum da gününü bilmiyorum. Şu an için senin yaptığın şey hani ne bileyim kötü bir şey değil ki. Evet. Gidip ben sen yani sonuç olarak... Emre'cim şu sıralar fazla tripkan davranıyor da bana. Niye öyle oluyor kızım? Bunlar da alınmaz canım. Şu sıralar çok alıngan davranıyor da hani bilmedim diye belki alınabilir diye korkuyorum. Alınmaz ya o şakasına takılıyor. Dersin ki yani zaten buraya gelin ne kadar oldu. Seni tamam izleyerek geldim de doğum günü bas bas her gün söylemiyorsun ki. Yani. Doğum günün hakkında konuşulmuyor ki. Ya hayır ya hayır. Hayır. Hayır, dur bir dakika ya. Dur nefes alalım, kalkalım. Dur, ayrılamadık ya çocuktan. Bebeğim. Geri gelecek. Nikah memuru, sevgili memurum olmaya gelecek abi, mi? Sus, sus, gel şuraya. İzin verirse gelin. Sen git, nikah memuru kostümüyle gel, tamam mı? Tamam, şimdi sen... seni bunun için gönderiyorum. Aynen, sen bağlı. Bir sonraki yani görevin senin nikah memuru kostümüyle gelmen olsun. Aynen, de, sen gelmem gerekiyor. Sen geldiğinde onu da halledelim. Bugün eve görüntü verildi Erdem'le ilgili. Erdem'in doğum günüydü. Doğum günü kutlu olsun Erdem'cim. Çok duygusaldı. Bir anda Erdem çıktı geldi. Ya
anlatılmaz o an, yaşanır gerçekten. Evden gitti. Onu gidenlerden biri olarak en iyi ben anlarım. Oraya çıkmak, o evden gitmek çok kötü bir duygu. Erdem'i çok iyi anlıyorum. Kız orada bir aralığın mı? Adnan da ayrıldı ya. Boşa çıktı çocuk. Aa. Ona bir aday gelmesi lazım. Oha. Kime? Adoş'a. Adoş'a. Dur daha ya. Çocuk Adoş. Söylüyor. Dur abi. Durulsun ortalık be sende. Biraz durulsun. Ay onu bana da var. Sanki 5 yaşında çocuk Ceyda. Bakkala gitmişiz. Onu bana almıyorsun diye ağlıyor. Ceyda hala hata üstüne hata. Anne ne olur ben bana onu al. Annen abi ne oluyorsun bana aşk ver der gibi. Oo, yedirin, böyle bir saçmalık yok ya. Ağlayarak hani çocuklar ağlayarak yaptırmaya çalışır ya. Evet inanmış. Gözümün önünde bu var. Ha? Keşke şey yönel isim var desene. Benim mi? Şey yap, şey istemem ya, cebime koyabilirsin. Benim mi? Yok, yakışıklı adam diyorum ama... Bak ama henüz... açık sözlü abi yani. Ya bir, sözlü. Ben bir şeyden etkileneceğim, bir şey olacak. Müthiş trafo gibi elektrik aldım derim yani, hani diyebiliyor da benim ağzım yok, o ben de söylerim. Elektrik hani almadım ama beğeniyorum diyorsun. Ya beğeniyorum yani. Evet yani. Ola ya. Damat adayı, ben de gelin adayıyım yani. Evet, herkes burada birbiri için var. Ya, bir o, beğendim. O var yani. Yani bilsem. Dani o kelimeyi kullandı demiyor. Ona demin burada eğilip gülüyordum Ayça, ben. Ayça, dantel mantel varsa Ali'den getirip öreyim biraz şurada. O mektubu. Getir dantel yapacağım. Ali'den vazgeç o mektubu. Ali, mu? Ali, Ali ister misin peki? İstemez misin? Vay, vay, vay. Çok teşekkür ederim Ayça. Ayça'nın şu hareketi. Ayça'cığım adaylarımı tanıyacağım. Ayça'nın bir olaydan sonra mutlu olması bunu ne demeli? Adaylarımı tanıyacağım. Hiç yerinde duramazsın. Mis Ayça sen... güzellik yarışması ayarlamamız lazım. Mis Ayça adayları yarışması. Evet. Mis Ayça adayları yarışmasını açıyoruz. Sıraya dizilin. Kısmet olur evine geçin. Herkes adaylarını. Adaylarını tanıyacak. Evet, adaylarımı tanıyacağım tabii ki. Değil mi Mehtap? Bence Ayşe'ye de bir tane Eros okulu alamıyorum. Pat diye. Kesinlikle. Konuyu bence yanlış gidip... söylüyorsun. Yani sonuç itibariyle ben... Bana yanlış kardeşim. Ben tanımam. Sen git tanı. Ben böyle bir adamım. Anladın mı? Okey. Hem canımı sıkma bak, zaten gerginim. Patlamayayım sana şimdi. Of. Oğlum... Ne? Herkesin canı bana mı sıkkın? Yo sana sıkkın değil de gerdin beni şu an yani. İyi de gerilecek bir şey yok. Burada konuşuyoruz Semih. Ya konuşuyoruz da böyle 7 tane 8 tane aday var. İstediğimi tanırım, tanıyamam. Tanırsın tabii bekarsa, kardeşim. Sen tanı. Bekarsa dediğim şu, adayı yoksa benim de adayım yoksa tamam tanırım. Da, bunda ne var abi? Semih tabii sen ilk defa duyuyor ya bunları, o yüzden tepki falan gösteriyor. Ben tanımam kardeşim. Ya burada benim ilişkim bitişi, adın ilişkisi bitti. Başkasını tanıyamayacak mı? Böyle bir şey mi var? Tanıyacak zaten. Burası böyle bir platform. Ama bizim insanlara karşı, geçmişine karşı bir saygımız olduğu için biz bunu yapmıyoruz diyorum sana. Anlamıyor musun sen beni? İlk VTR farklıydı. Bir boşa çıksın, ortalık bir durulsun falan. Hayırdır? Nasıl ortalık boşa çıksın, durulsun? Ceyda bitti. Kızım onu duyacaktı. Ceyda'ya gıcıktım ya, Ceyda'ya kızdırmak için söyledim. Ceyda'ya hala gıcık değil misin? Barıştınız diye başka şeyler düşünmeyesin. O dündü. Kaçmam ama Adnan'a kardeşim söyledim diyorum. Ha ha. Ya öf, geç şu ayakları artık. Görüntü verilirse bu evde kardeşim demek yasak. Ama... Bırak şu lafı. Abi öyle bir şey olsa Adnan bekar. Ben de aday, o bana da aday o zaman. Ben de Adnan'a aday olabilirim. Evet olabilirsin. Burası öyle bir problem. Konuşan problem. Kapalı zaman şu konuyu, ama ben onu, orada hatta adaylarımı dediğimde oydu yani. Bunu duymak istiyorsan söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim evet, mi? Evet Ceyda izler, görür gıcık olur diye. Evet öyle dedim. Ben bu eve Umut gelecek Adnan'a falan diye şaka yaptığımda. Adnan'a ben asla bir şimdiye kadar. Bak Umut Semih'e gelecek. Semih'e yaptım ama Semih'i beğendim gittim direkt söyledim. Bir konuştur. Ben Ceyda'ya böyle bir şaka yaptığımda benim Umut'la olabileceğimi düşünmüştü. Demek ki sen de Adnan'la olabilirsin. Öyle bir şey düşünmez o. Düşünebiliyor ama. Ceyda benim Adnan'la olabileceğimi düşünür müsün? Ben Adnan'ı tanımak istiyorum desen. Hayatta düşünmem. Gelir gelmez mesela kafandaki ilk aday, tamam. Onda problem yok, zaten kız boşta. Yaşadıkları da belli. Hisler de artık, Emre de tamamen soğumuş, istemiyor. Ayça da bu istikamette devam ediyor, boşta. Gelen tanır mı, tanımak ister mi? İster. Bu bir de olur, iki olur, üç de olur. Bazen öyle de oldu işte. Aynısı Nur'da da yaşandı. Tabii, tabii, Selçuk tabii falan varken. Üç aday birden. Üç tane adayı vardı mesela. Vardı yani. Erdem de vardı. Bunda bir sıkıntı yok. Bunlar olabilir. Ama oraya o aday için geldikten sonra o fikir sende kalsaydı keşke. Sen de sen ilk geldiğinde. Bu cesareti veren de Mehtap. Onu da biliyorum bak. Mehtap'ın söylemlerini, o ayrı bir boyutu. Yani. Çok özür dilerim abi. Mehtap'ın burada suçu yok. Konuyu söyleyeyim sana. Ben eve ilk girdiğimde
kimin için geldi diye sordular. Hı hı. Benim yaşıma uygun gördüğüm, evlenebileceğim kapasiteye uygun bana göre ilk adayım Ayça, kesinlikle bunu söylüyorum dedim. Evet. Ama yaşıma uygun ikinci adayım da dedim, burada dedim Mehtap'tır dedim. İşte yani ama orası yanlış. Senin... Şurada yanlış. Hemen anlatayım, orada es vermen gerekiyor çünkü oraya girmezsem olmaz. Burada o ilişkisi daha hala tartışmalı da olsa süren bir şey var. İzleyerek geldiğini söylüyorsun ya. Şimdi burada bir kafa bulandırma oluyor. Çünkü hele ki tartışmalı bir ilişki varsa, aynen, bir konu üzerinde, bunun üzerinde gelip de ikinci adayım bu dediğin zaman o hemen sarılmaya kalkabilir. Karşıdakini daha iyi bağlayabilmek için ya da ondan intikam almak için bunun suflesini sen vermiş oluyorsun. Bu sufle sende kalsa, vermesen, tamam mı? Bu sefer oradan cesaretlenmez. Belki benim ilişkim daha kuvvetlenir. Ceyda görsün diye yaptım yani. Çünkü Ceyda'ya çok gıcıktım o yüzden. Şu alta bak bakalım. Hadi bırak ya. Ben düşündüm. Adnan'ı istedim. Adnan öyle bir çocuk mu? İstemem yan cebime koyacağım. Adnan sana gelse istemem. Adnan öyle bir çocuk mu? Saçmalamayın. Buna gıcık, buna yaptığım bir Ceyda şey. Ceyda'yla yani. Zamanında seni kıskanmıştı Ceyda ama Adnan'da. Konuşmana izin vermemişti. Sen ne zaman be? Geçen hafta falan hatırlıyorsam. Evet. O yüzden bir Ceyda'ya tepki yapmıştın sen hatta. Yeni Ceyda yapmıştın. Daha dün ben şurada söyledim. Orada bir kıskançlık yoktu. Adnan, orada sadece zaman kaybı vardı. O yüzden Adnan'ı çektim oraya. Adnan'ı ben kırmızı odaya çağırıp Adnan'ı diyebilirim. Adnan, ben senden hoşlanmıştım ama Ceyda vardı. Bence gider. Önemli olan jest tabii ki. Yani Nur böyle bir şey yapmadı şahsen. Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Aa, temizlik yapıyorlar. Tamam, hoş geldiniz. Teftişe geldik. Hoş geldiniz. Et kokuyor burası, ne haber? Ayırabilir misin bunu? Ayırabilirim de. Çok yemek çünkü. İyi, safra getirmişsin. Muza... Bu da ayrı, ona tek yapıyoruz. Tavuk bulaşmış. Evet. Bir şey olmaz, kolay gelsin. Hoş geldin, teşekkür ederim. Ben sana kolay gelsin. Sağ ol canım. Yalnız etin yarısını ziyan etmişsin. Etin yarısını ziyan etmedi. Etin kemikti o. Kemik zaten şey, kemikli, çok kemikli, acayip. Evet, o yüzden. Şunlar da deri zaten. Kanka şunları orada yıkar mısın? Yarısını sana getirdim, yarısını. Dolaba koyuyorum. Bekle, biz sonra gelelim. Bak, neyse biz gidelim eser o zaman. Çıkmıyor, bizle kimse ilgilenmiyor burada. Durun, bekleyin. Kolay mı bir tane? Sen içinden ne Allah gelirse aşkına onu yap abi, ciddi söylüyorum. Ama ben git hesap sor bence. De ki hayırdır de ya. Amacın ne yani? Ne yapmak istiyorsun? Bunu sorsun bunu abi. Zaten Murat abim içinde olduğunu biliyorum. Sorsun yani. Hayır, kendi kendine bunu... burada içi içine yiyeceğine gitsin. Rest çek. Dışarı vursun. Bunu Murat abimin yapmak istediğini biliyorum ben. Haklı olabilirim ya da haksız olabilirim. Ben bir şey söylemiştim. Hayır, ilk ben. Hayır, ilk ben söyleyeceğim. Okey, sen söyle. Ben gene ders için özür dilerim. Al. Bana gel, bu da çikolata. Eğer aileni bana biraz onlara karşı antipati yolladıysam ve eğer bana bir şeyden dolayı antipati duyuyorlarsa onlardan da özür dilerim. Demek ki hata bendedir. Onlar büyük sonuçta. Seni de zor duruma sokmak istemem. Teşekkür ederim. Bunlar bu hayatımda attığım ilk gül. Gerçekten mi? Evet. Herhangi birinden. So, yani düşündüm sana, sinirim yok benim. Hadi özür dilerim. Ben şu konuşmayı yapmak için geldim buraya. Ben sana sen şunu yaptın demek için değil. Ben buraya benim hatalarımı sana saymaya geldim. Burada konuya girme şeklim yanlıştı. Sonra kalkıp gitmem yanlıştı. Bunlardan dolayı özür dilerim. Ama aynı zamanda ben senden özür falan bir şey yapmıyorum. Sadece hatanı, hani hata değil, söylediğin sözlere dikkat etmek istiyorum. Tamam. Please. Murat abi hoş geldin. Selamünaleyküm. Hoş geldin abicim. Hayırdır inşallah. Hayır, kolay gelsin. Hoş bulduk. Mehtap. Gelsene biraz konuşalım şurada. Aslında şey... Niçin?
Konuşalım, konuşmak istiyorum çünkü. Öyle. Vallahi Mehtap'ın gözünde bu ilişkinin bitmediği, bu sevginin bitmediği aşikar. Bunu görüyorum. Sadece kuyruğunu indirmiyor. Beni kıskandırmak için yapıyor. Ama yani bu tarafı benim de biraz egoma okşuyor mu? Okşuyor. Yalnız çok fazla kıskandırma bak. Nereye varacağını bilmiyorum. Sinirleniyorum. O kadar insan var. Kendine bir çeki düzen ver. Artık şu ilişkiyi bir düze getirelim. Allah aşkına. Ben bir görüntü izledim. Burada hep beraber bir araya geliyorsunuz. Buradaki insanları sen ne zannediyorsun? Orada biz karpuz muyuz? Hiç. Çok komik ya. Niye kıskandırmaya çalışıyorsun? Neyi kıskandırıyormuş? Neden böyle yapıyorsun? Kıskanacak ne var ki ortada? Hele ki senin kıskanacağın bir şey mi kaldı orada? Sen bir ilişki yaşıyorsun. O ilişkiye saygı duymasını da bilmiyorsun. Pardon da biz bir ilişki Bir ilişkiyi biliyoruz. Yaşadıysan ona saygı duyacaksın. Tamam mı? Bitmiş olabilir. Ama kalkıp da biri geldiği zaman bu kadar kolay bana değil yani. Seni duyabiliyorum. Sesini yükseltme bana. Yükseltirim. Üst topunu düzgün kullan. Sen eğer davranışlarına dikkat etmezsen benim sesim yükselir. Sen söylemlerine dikkat etmezsen, yaşadıklarına saygı göstermesini bilmezsen benim sesim yükselir. Ayrıldıktan sonra da buna saygılı mı davranmamı bekliyorsun? Saygılı davranmamı bekliyorum tabii. Saygılı olacak ne yapmışım saygılı pardon? Davranacaksın. Sen pardon kalkıp, da bittikten sonra ben ne yapmışım? Bittikten sonra yaptıkların değil, daha bitmeden başlayan saygısızlığın. Daha bitmeden. 10 dakika içerisinde değişen. Ondan sonrasında yine burada oturup konuşurken hepiniz hoşlandın tamam hoşlanabilirsin. Hoşlanmayabilirsin, beğenebilirsin. Ama bunları dile getirmen niye, neden, neden beni kıskandırmaya çalışıyorsun? Niye yapıyorsun bunu? Hiç mi empati kurmuyorsun? Hiç mi saygın yok yaşadığın ilişkiye? Neden yapıyorsun bunu? Söylesene. Bitti mi? Bitti. İlişki bitti. Yoluma bakıyorum. Hepsi bu. Sen ilişkiyi bitirdin, bitmedi. Sen bu ilişkiyi ağlatan da, kanatan da sensin. Her şey çok güzeldi, evet, her şey. Evet, zevk alıyorum senin tabirinle. Evet, zevk alıyorsun. İyi. Bırak da zevk almaya devam edeyim. Sen oradaki sohbetinde benim başlattın bunu. Benim zevk almamı engelleme. Erdem'in bugün doğum günüydü ya. Senin doğum günün ne zaman? 9 Nisan. Var daha çok var. Senin? 18 Haziran. Haziran çocuğusun yani. Haziran çocuğum. Haziran'da doğanlar farklı olur derler. Harbiden mi ya? Ha. Sence ben farklı mıyım? Farklısın. Çok. Değil mi? Farkında değil misin? Farklıyım ya, farkında değilim işte. Bayağı farklısın. Güzel mi pasta? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Aynen. Kazan güzelmiş. Aynen. Söylemiştim bunu. Ha öyle mi? Fark edemedim ki ya bir an. Kusura bakma. Evlilik düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlar? Yok. Hayırlısı değil. Öylesine geldim buraya. Böyle biraz gezeyim, dolaşayım dedim. Çoluk çocuk nasıl? İyi. İyidir. Sağlığına duacılar. Senin? Aynen. Amacın ne? Bana onu söyle. Ben burada o umutla giderken gelip onu söylemen, ondan sonra ara verelim demek istemen, ondan sonra Nur'la yaptığın konuşma, bunlar da hiç mi düşünmüyorsun beni ya konuşurken? Tamam. Benim ne hissedeceğimi, benim nasıl bakacağımı? Düşünmedim. Neler yaşadık burada ya? Düşünmedim. Sen varmışsın gibi düşünerek yaşamak da istemiyorum. Ya ben sürekli at gözlüğüyle gezemem. Şimdi ne dememi bekliyorsun? Burası bittiği yer işte. Burada gitmem gerekiyor benim. Son sözünü söylüyorsun. Yani git ne diyeyim bir daha ben sana? Gelme. Böyle gittiğinde, ilişkiyi bitirmek için şuradan kalktığında bir daha gelip karşıma geçip oturup benimle tartışma. O zaman sen de biraz değer ver. Bitir. Kalbinden ne geçiyorsa tamam özünü mı? Söyle tamam mı? Beni kıskandırmak gidip için yapma bunu. Gidip düşünüp de aklıma karşıma niye gelip oturuyorsun? Düşünüp gelmiyorum. Bana orada görüntü veriliyor. İzlediğim zaman geliyorum. Bak ama beni sen... güldürüyorsun. Sussana bir dakika ya. Kıskanıyorum falan deyince hoşuma gidiyor. Ama yani yapma böyle. Gerçekten bir sürü kamera var. İnsanlar bize bakıyor. Yapma. Ben niye kıskanıyorum sence? Ya sus bak biliyorum sinirden. Kim kıskanılır? Kim kıskanılır? Tamam sabır ver. Murat. Kim kıskanılır? Sakin bana söylesene. Ol. Kim kıskanılır? Allah'ım kimi kıskanayım ya? Onu mu kıskanayım? Onu mu? Kimi kıskanacağım ben?
senin kıskanacağın bir şey yapmadım ben. Yaptın ama bak çok bir acı bir şey yaptığını söylüyorum ben sana. Bir de bittikten sonra kıskanman saçma değil mi? Hani bittikten sonra niye kıskanıyorsun? Ben bunun bittiğine inanmıyorum. Bir aday geldi, benim beğendiğim bir aday geldi diye. Şimdi mi kıskançlığa başladın? Ben bunun bittiğine inanmıyorum. Sadece senin bunu mahsus yaptığını biliyorum. Ama bu oyunlara gerek yok. Gerçekten kalbinin içinde özünü söyle bana. Neyi, nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Hiç bile. Bak ben seni alakası çok iyi tanıyorum. Bu eve girdiğimizden beri varız biz. Senin neler yapabileceğini de biliyorum. Potansiyelini de biliyorum. Hepsini biliyorum. Ama şunun için uyarıyorum, yapma. Yapma, benim orada izlediğimi düşün, ona göre konuş. Ona göre hareket et. Bitse dahi, gerçekten içinden öyle bir soğukluk geldiği gün bitse dahi yine buna dikkat et. Tamam. Kavga etmeyelim. Bittiyse de bitti. Kavgalı ayrılmayalım. Olur mu? Tamam. Lütfen. Benim de senden ricam şu. Bak bu saatten sonra. Lütfen. Bak bittiyse bitti. Geçmişi tartıştık şu an değil mi? Tartıştık mı? Sen geçmiş, beni anladın geçmişte mı? Geçmişte kaldı. Anladım. Seni çok iyi anlıyorum. İlk geldiğin gün soruyu sen bana sormuştun. Ne demiştin bana? Eğer bir konu üzerine sinirlendiysen, biri bir soru sormuştu. Aradığımda üstüne gider misin geldiğinde demişti değil mi? Hayır. Ben burada sana dur diyorum. Lütfen üstüme gelme daha fazla. Nur'un gözlerindeki o sevgi var ya bize gösterdiği. Onun aynısı Melis'te de var. Haberin olsun. Ne hissediyorsun? Bana söyle, ben de sana cevabını vereyim yani Melis. Sarı ışık muhabbeti vardı. Ben onu kırmızıya çevirdim. Ben bir şey için meyillenmiyorum ama ben senin gözlerinde bitmediğini görüyorum. Bu arada şu künyeyi benim kolumdan çıkarır mısınız ya? Batu'ya geri vereceğim. Anlatım sana, duymasan sevgilim, üzülmem buna. Merhaba. Alıştım yıllar yılı, ben yok oluna. Ne sen nasılsın? Tek... İyiyim ben de. Hoş geldin. Kahve yaptım sana. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Gel. Hastayım ya, iki gündür kendime yenemem. Hala hasta mısın? İyiyim şimdi. Ah. Güzeldim. İçmişsin ama bak. Birazcık içtim. Tadına baktın, nasıl olmuş diye. Sert olmuş mu falan. Tamam, teşekkür ederim. Ceyda da bize hediye getirmiş. Ha, evet, bize de getirmiş. Çok sağ güzel. Sağ olsun. Gel otur. Selam. Nasılsın? İyiyim, kusura bakma kalkamam. Sen söylettirdin. Ben bak, sana onları bizim söyleyerek çok güzel vermedim. Giden bir ilişkimiz vardı. Sen kendin ben, söylettirdin bana. Ben sadece şunu yaptım. Onu sana tanıdım. Dedim ki bunu gerçekten gözlerinde gördüğümde, kalbinden geldiğinde söyleyeceksin. O zaman alırım söz. Ama onun o anda bile öyle olmadığını ben farkındaydım. Sen de biliyordun. Sen de biliyordun. Senin gözlerinde de gördüm onu. Ama öyle bir inadın var ki, öyle tuttuğun zaman kanatıyorsun ki. O kadar acımıyorsun ki. Bu kadar mı merhametsizsin ya? Merhametsizdim ben. Zaten. Yalancıyım da. Merhametsizim de. Mehtap. Daha fazla söyleyeceğim bir bak, şey ben, var mı? Ben, hayır, ben konuştuğum... Ben konuştuğum zaman... Diyorsun ki yaptıklarımı yüzüme vuruyorsun. Onun için tamam. Konuşmuyorum ben sana. Tamam. Devam et böyle konuşmaya. Konuşmuyorum ben sana. Bu saatten sonra da böyle bu şekilde konuşmaya devam edeceksen bir daha seni dinlemek istemiyorum. Bak konuyu değiştiriyorsun. Rica tekrardan ediyorum. Kolyeyle, kolyeyle yüzüğün konusunda şunu söylüyorum sana. Onu ne kadar değer verdiğin, onu taktığından anlıyorum ben. Anladın mı? Bana ne kadar değer verdiğini. Çünkü farklı duygularla alıyorum. Sonrasında yapacak bir hareketim kalmadı. Sen bunları böyle bunu söyleyerek bana verdikten sonra ben de oradan alıp saatinle bilekliğini geri getirdim. Ondan sonra kaçmana, kapıyı tutmana da gerek yok. Bundan da anlıyorum ne hissettiğini. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ben... Bazı sonuçlara geldiysek hepsinin bir sebebi elin, var. İşte o tamam sebebi mı? Öğrenmeye çalışıyorum. Elimden belki geleni de yaptım, bunun yeter için artık uğraşıyorum. Bir şeyleri bitirmek çok basittir. Sen hep ağzından bunu hiç çekinmeden söyledin. Her seferinde bunu dile getirdin. Ben de bunu yaptım. Senin istediğini yaptım işte. Yani hiç çekinmeden ayrılalım, ayrılalım kelimesini. Sürekli bir telkin verdim. Ne zaman söyledim ben sana ayrılalım ya bu muhabbette diye? Allah aşkına ne ben kadar güzel gidiyordu ki, ya. Şurada bak Nur'la diyorum, oturup konuşmasaydık ara verdiğimizde mı? Ara mı vereceğiz? Daha bir öncesinde diyorum, Gürkan olayı. Ondan sonra burada Nur'la konuşmaların olmasaydı biz bu hale gelir miydik? Gelir miydik? Ne kadar güzel giden bir ilişkimiz vardı bizim ya.
Bizim amacımız buradan evlenerek çıkmak değil mi? Hayır, benim değil artık. Yani en azından seninle evlenerek çıkmak değil. Senden tek bir şey istiyorum. Bu saate kadar yapmadın ama bu saatten sonra ne olur yaşananlara saygı göster, olur mu? Nasıl yapacağım bunu? Senin sen tabirinle biliyorsun. Saygı göstermek nasıl sen bir şey? Biliyorsun. Sen nasıl yapacağını çok iyi biliyorsun. Yaşadığın ilişkiye saygı göster. Tamam. Bitti mi? Kavgamız bitti mi? İlişki için kavga ettik. Bitti mi? Barıştınız mı? Barışmaya gelmediği için. Barışmaya gelsin. Sen öyle davranmadığın için. Kes! Ya Nur niye gitti? Nur niye gitti? Nur niye gitti? Sana bir şey olmuş böyle. İyimser olmuş. Yok. Mutluyum şu anda. Tamam ama. Gerisinin bir önemi yok ki. Tamam anlıyorum da. Sanki orada bir şey varmış gibi hissettim. Yok hiçbir yani şey yok. Değil mi? Anladım. Annen gelmiş değil mi? Evet. Sen yoktun, hastaydın. Ne senle oldu? De konuşmak istiyordu ama işte. Ne konuştunuz? Ya annem biraz bana da kızdı yani. Sen dedi. Bende de zaten yapmak istediğim şeyi yanlış yaptım. Sen de dedi iyice elinden bırakmışsın yani. Bir şey mücadele etmemişsin benim gördüğüm kadarıyla. Sadece seviyorum diyerek hiçbir şey olmaz. Ben sende mücadele görmüyorum dedi. Haklıydı. Yani. Sadece seviyorum diyerek olmuyor evet. Doğru. Bazı şeyler için mücadele gerekiyor. Göstermen gerekiyor. Gerekiyor. Dur. Gerekiyor. Ne? Hı? Söyle. Dur. Daha bugün ilk günüm ya biraz iyi olayım. İyi olacaksın. İyileştireceğim ben seni. Ne yani? İyileştiremez miyim? İyileştirirsin tabii ki. Şimdi sen benim hatalarımı görebiliyorsun. Ben senin hatalarını görebiliyorum ama... Ya çok ben teşekkür ederim. Eyvallah. Ben sade içiyorum zaten. Harika. Çok teşekkür ederim. Ama arada böyle bir ayrılık yaşandığı zaman hani bir oturup düşündüm ve... Fark ettim yani. Göremediğim şeyleri görebildim. Aynen işte yani böyle en başından konuşsaydık mesela böyle bu durumda olmazdık buna emin ol. Hoş geldin. Gel abi. Hoş bulduk abi. Hayırdır abi ne oldu? Melis pes etmek yok saçmalıyorsun şu an. Fark ettim. Bence de. Melis pes etmek yok. Melis bu değil. Sen daha iyisini yapmış olacaksın. Yani sen daha iyisini yapıyorsun kahve değil yani anladın mı? Rekabet denir buna. Bak bu ocağın altında. Neyse dur ben devam ediyorum. Sen durdun ama. İzledik biz ama abi. Ona göre kapatma. Allah aşkına. Gerçekten ben kapatamazsın. Şu an bakırsan Batuhan Ali gibi yapmış olursun. Bırakmayacaksın. Bu sen değilsin. Lütfen. Rekabet edeceksin. Hayır. Pes etmeyeceksin. İstiyorsan etmeyeceksin Melis. Kesinlikle etmeyeceksin. Yani gerçekten. Evet. Aferin. Hayır gitme Melis yemeği hazırla. Gitsin ama kötü bir şey yapma. Gayet Melis tatlı hazır... kız ol tamam mı? Ne? Tatlı kız ol. Gitme bence yemeğini hazırla. Oraya gidip kendini küçük düşünme. Bence de. Gerek bence yok. Bence de Melis. Ya da o yemeği gel, hazırla. Gel, gel yemeği hazırlayalım sakin. Bak o yemeği hazırla. Gidersen koy buraya. Ona istediğini verme. Ya senin yaptığın daha iyisi. Şu an zaten emin ha. Ol izlediğinizi biliyorlardır. Gel bak o yemeği zaten. Bitir ondan sonra. Önce ay. Hazırla. Batuhan'ın yaptığını yapma. Hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi. Para götürmüş. Burada haberiniz yokmuş gibi yapın tamam mı? Aynen kahve izlemedik gibi. Aynen kahve içecektik de o götürmüş. Hiçbir şeyden haberimiz yok izlemedik. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haftalardır o kadar çok baskıya dayan. Tamam mı? O kadar çok söylenilen söze dayan. En kötü ilan edil. Tamam mı? Evet. Öyle edil, böyle edil. Ondan sonra gel şurada iki tane gördüğün görüntüye gözyaşımı döküyorsun sen. Bir tane kahveye. Yani gerçekten evet buranın ne kadar zor şartlarda olduğunu biliyorum, farkındayım. Başlı başına kurallar içerisinde olduğumuzu biliyorum. Sadece şunu istiyorum. Dışarıda olsaydım çok daha farklı olurdu. Ama burada yaşananlar herkesin göz önünde yaşandığı için senden rica ediyorum. Çünkü yakınsın. Ki Mehtap aslında kimsenin sözüyle hareket edecek bir kadın değil. Sana da yeri geldiği zaman ne kadar acımasız yorumlar yaptığını ben biliyorum.
kendi içinden ne geliyorsa onu yapıyor, onu söylüyor. Evet. Tamam. Sadece yaşadıklarına saygı duysun, başka hiçbir şey istemiyorum. Yaşadığı ilişkinin bir saygısı olsun. Konuşurken bizim birlikte yaşadığımız bu ilişkinin bitse de bitmese de, onda bitmiş olsa da olmasa ki ben onda bittiğine inanmıyorum. Ben onu de görmüyorum. Asla gözünde de yüzünde de görmüyorum. Tamamen bunları maksatlı yapıyor ama beni zedeliyor, bendeki Mehtap'ı bitiriyor. Bunu yapmasın. Benim ricam aslında tamamen bu. Bunu yaparak, ben öyle bir adam değilim çünkü. Bak, o istiyor ki ben sinirleneyim, gideyim, bağırayım. E tamam, amacına da ulaşıyor. Onu istiyor. Onu istiyor. Devamlı inişler çıkışlar olsun istiyor. Ben öyle bir adam değilim. Ben bunları yaşadım, bitti. Artık ben sakinlik, huzur istiyorum. Tamam, beğendim. Güzel bir yola girdik. Çok güzel şeyler yaşadık. Haksızken de gittim, özür diledim. Başından aşağı güller döktüm. Haklıyken ben. Ama yani devamlı böyle bir ilişki yaşanmaz. Gün gelir tamamen içimdeki Mehtap biter. Ondan sonra gözüm görmez. İnsanları gerçekten sakinleştirebilme özelliğim var benim. Benim eğer sinirlenmiyorsam. Anne derim, bağırmadan konuş. Ben seni zaten anlayabiliyorum. Tahammülün lütfen çok, evet. Daha hani sakin. Ben zaten senin hak veriyorum mesela. Önce hak öyle verdiğim başlayayım. Zaman evet, karşımdakine. Aferin. Ha, bana hak veriyor. O zaman ben onun daha... Evet, hani ben, hemen düşüyor balans. Ben onu çözdüm zaten. Mesela. Ben de öyleyim, ben de. Evet, önce bu çok güzel bir şey. Önce karşıdakine onu söylüyorum. Ya tamam haklısın ama bak şurada bir yanlış var. O tamam haklısın var ya, evet. O karşıdakine o çok... pamuk yapıyor. Tamam. O ses tonundaki naiflik var ya, evet, iyice ya. İçini ısıtıyor. O karşıdaki hemen dinlemeye dönüyor. Aa, Semih'e daveti hazırlayalım. Melis Betkaya'nın yemeğine davetlisiniz diye. Ben de gidip götüreyim onu, davetiyeyi. Sen de masada oturmuş olursun. O da gelir karşına direkt oturur. Kız bak, ne zamandır küssünüz. Ben de bile senin yanında yani şu anda. Yok, ben Melis'le küs değiliz yani. Melis barıştınız. Barıştınız mı? Hayır, zaten süper. Melis... O gün yanıma geldiği zaman buzlar eridi. Tamam, süper, harikasınız. Böyle devam edin. Küsmeyin. Hadi, makyajını yap. Kalp vizini hazırla. Cansel, bunu koyuyorum. Eğer ki o davete güzel gelirse bir ışık var demektir. Hadi. Çok önemli bak, evlilik gerçekten çok önemli bir meselesi. Ya ben de çok önem veriyorum. Çünkü şöyle bir şey, annesi, ailesi ayrılmış olan insanlar evliliğe daha çok önem verir. Ben mesela... Evet. Babamı o kadar çok severken, o en düşkün olduğum dönemler, ayrılıp İstanbul'a geldim ve afallıyorsun yani. Baba sevgisi var, anne özlemi var, ikisini... Şimdiki düşündüğüm zaman gerçekten diyorum ki yani öyle bir evlilik geçireyim ki hani çok mutlu, uzun seneler boyunca birbirimize bağlı kalalım, sevelim ve çocuğumuz da çok güzel yetişsin, aynen, anne baba özlemi aynen çekmesin. Kesinlikle yaşamasın. Yani en çok zaten korktuğum şeylerden evet biri o. Hani onun ben gerçekten istemiyorum yaşamak yani. Yemeğine doğru Melis Buse Betkaya'na ya da dur eşlik etmenizi temenni ederiz. Ya gelemezse? Gelmezse diye gelemezse? Bir dakika, kafamı toplamaya çalışıyorum. Melis Buse Betkaya. Eşlik etmenizi dileriz değil, temenni ederiz. Ama o zaman çok şey oluyor. Bu akşamki akşam yemeğinde Melis Buse Betkaya'nın eşliğinde... Eğer gelmez ya da gelemezse Melis daha kötü yıkılacak. Bunu biliyorsunuz değil mi? Yemeği daveti icabet etmenizi... Evet. ...enizi dileriz. Bismillah. Evet, bekleriz diyelim. Dileriz. Tamam. Böyle. Tamam. Betkaya'nın hem eşliğinde... daha böyle resmi olur davete icabet.
Ya Eser bizi göndermiyorlar. Biz burada iyiyiz abi. Ya, abi niye ya ağzın şamayını açtı. Ya tamam. Sen gitmek mi istiyorsun? Hayır niye gitmek istemiyorum? Tövbe estağfurullah. İyiyim böyle. Emre anı yaşa kanka. Aynen. Keyfini çıkar, neşe yapıyorsun ya. Aynen, şimdi yazacaklar. Ayça, Emre'nin burada olduğunu söyleme tamam mı? Sonra patlayacaksın. Emre'nin falan burada olduğunu söyleme. Yerin kulağı var, duyacak. Tamam sen söyleme kimse. Tamam aşkım. Hazal, Emre'ye selam söyleyeyim mi gitmişken? Ay, selam söyle. Tamam. Evet. Bari kamufle edin bizi ya. Bu ne? Söylüyorum, hatırlamaz mı? Sen de yediğimi hatırlıyormuşsun ya. İnşallah bugün. Onlar Eser'in. Melis, Nur'la Semih'in görüntülerinden sonra yemek yapmaktan vazgeçti. Dani de büyük bir ısrarla bunu yapmalıyız, davetiye gönderelim, hadi yemek hazırlayalım yaptı. Fakat Melis'in tekrar kırılacağını hesap edemedi. Ortada bir Semih var. Biliyoruz Semih'in daha evvel de reddettiğini, bu sefer de reddedeceğini zannediyorum. Ve üzülmemesi için Melis'in yemeğine yardım etmeyeceğim. Ne? Gelemez miyim ben yani? Gelebilirsin. Gel gel. Hoş geldin. Böyle gelmeleri her zaman kapımız sonuna kadar açık. Ne kadar güzel. Seni aşkımı ilan etmeye geldim. Sana mektup yazdım. Ne yapıyorsun? Ama gerçekten bak sana mektup yazdım. Semih kurtulmuş yazıyor. Nasıl ya? Kapılar o kadar demek açık değil. Hayatım, hayatım açık. Kahvaltı böyle çok güzel. Ellerine sağlık. Hayatım. Teşekkür ederim. Kardeşim. Canım. Kardeşim hayırdır hayatım hayatım? Kanka az alışkanlı. O şey ya. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Şimdi, bir su alırım. Kanka sana mektup getirdim. Pardon, aşkım sana mektup getirdim. Unutmuşum ağzı açıklandı. Aşkımı ilan ettim ben ona. Kusura bakma ama aranıza giriyorum. Ya, ne ama doğru bırak. Yani. Ben Semih'ten hoşlanıyorum. Bunu defalarca söyledim. Ne dedim ben? İki tane adayım. Ben sana gösterim. Sol vuracağım dedim. Demedin mi? Ayça'cığım. Ben zaten... Kimse sana... inanmıyor ben. Yok, yok, yapamıyorum. Ben... İnanmıyoruz. Ben... Hadi zorlama. Aa, yok, bir şey diyeyim mi? Tanku sana ihtiyacımız var. Buraya gel. Ben bir şey bu evde neler oluyor? Ayça'dan ne zaten böyle bir hamle bekliyordum ben. Ben ne dedim size? Ben zaten sana dedim. Adnan Özü var dedim. İşlik vermiyordum. İşte neydi adı? Adnan Özü dedim. Hani var dedim. Bir şey demiyorum. Sadece Ayça'dan beklediğimi şaşırmadığımı söylüyorum. Ha. Yani ben size söyledim. Şu anda şaka yapmıyor tamam, da olabilir. Tamam iki adayım olabilir. Ama ben seni ben zaten ta geçen haftalarda söylememiş miydim? Bak heyecanlandım, elim titriyor, konuşamıyorum. Yok yok, senin... var onda bir şey değil, ben çözemedim. Rahmat olayım, şunu getirelim. Ya beceremiyorum kanka, beceremiyor, ben yok ya. Olmuyor, benden çıkmıyor. Çıkmıyor, hadi çıkmıyor. Hadi çıkar abi. Kanka sana mektup getirdim. Kimin o? Davetiye. Kuzey Reklam. Kanka gelinler evinden. Gelinler evi mi? Ha. Ne davetiyesi ya? Sen diyorum. Ya gitme. Sen böyle konulara hayır, başladın bak. Hayır, gitmenizi istemiyorum, yanımda olmanızı istiyorum. Gitmeyin. Ya şu yemekten bir tabak koysana Melis ya. Aslanım gitmesin, koyayım. Koyacak ha. Yemesin, yemesin Melis. Evde yer. Hadi de yiyin. Ben onu bizim eve götürmeden bitiririm. Ama yok, büyük koyma. Bir kaşık sadece. Semih'in üslubunu beğenmezken kendisi şimdi hayırdır demeye başladı. Hayırdır. Kendileri oldu hepsi benim. Nur. Ben zaten ilk başlarda bildiğin Semih gibi Semih'e davranıyorum valla. El kol hareketleri. Yerine bakar mısın? Yer mi değiştirdik dedi. Abi bir ben Ankara demiyorum artık Ankara diyorum. Ankara. Hadi gidelim. Senle gidiyoruz. Ama biz konuşamadık. Ya ben böldüm vallahi. Hayır lütfen biz konuşuruz. İyi misin? Ben biraz daha kalabilir miyim? Hayır. Emir Büyükerden ben seni götürmeye geldim. Ya, dikkat et. Semih bardak senin ha. Ona göre. Bardak kalsın. Kahveyle gidip de Semih'e romantik anlar yaşatmaya çalışmak. Neyse ben şöyle söyleyeyim. Kızlar verdim davetiyeyi. Ne yaptı kahve ne alakalı? Ne olacak ki? Sen çok acele ettin. Neyse verdik gitti. Ateş eder mi bakıyorsun? Neyse gelecek işte ya. Ne dedin? İşte ne diyeceğim gittim kırmızı zarf ya kanka. Ben dedim Semih'e aşığım. Bunu söylemek için geldim. Biliyorsun daha önce ilgileniyordum onunla. Herkes bir şok oldu. Demek ederim. Salça getirdim. Kısmetsiz Olur programındaki... En uzun. En güzel günümü yaşadım yani. Hadi be. Erkekler evinde yoktum abi.
Vay ama be. Bak orada yaşayacak artık. Daha mutlu. Dostlarının yanında olmaması bak, solar evinin en güzel günüymüş. Kardeşim buradan acı çekerken... Dostlarım yanımda yoktu ama... İnsan der ki hep beraber çekerken... keşke orada olabilseydik. Ha. Aynı mutluluğu siz de yaşayabilseydiniz. Teşekkürler Emre. Sen mutluysan bize mutluysan. Mesaj vermeyin kardeşim. Anladık dostlarım kardeşim yanımda sen. Yoktu ama... Sen yeni bir ilişkiye başlayacağım insanın gözlerinin içine bakarak orada tabii, zaman tabii. geçirdim. Bunun da sizin kardeşinizin gözünde hiç değeriniz yok biz mu? Biz senin için olmaz mutluyuz mı? Zaten. Biz senin için mutlu oluyoruz. Kardeşiniz için mutlu olmuyor musunuz yani şimdi? Çok oldu. Sırf bu yüzden bana gönül mü koyuyorsunuz? Yok. Haftalardır hepinizin ilişkisine elimden geldiği kadar hayatta destek vermedim. Hayatta gönül koymayız. Ne Murat abi sen söyle. Hayatta gönül koymayız. Bizim siyasen gönül koymayacağımızı bilir. Sen mutlu ol. Evet. Allah biz seni senden mutlu daha mutlu ed- oluruz. Evet. Yani. Aynen senin abi. Mutluluğuna ayrıca bizim senin için mutluluğun. Hani Ceyda da bir şeyler söyledi. Ceyda pes etmeyecek. Ne? Öyle diyor. Ben bir şeyler söyledim. Mehtap bence seni kıskandırmaya çalışıyor. Onu biliyoruz zaten. Oo, şimdi yanlış oluyorum işte. Melis sana gönlünü kaptırmış. Herkes de... Bak. Herkes de bir, herkesin derdi ayrı be kardeşim yemin ederim. Bak şimdi sana açıkça bir şey söyleyeceğim. Ben normalde bu işe çok fazla burnunu sokmak ya da karışmak, konuşmak hiç istemiyordum ama... Sırf Erdem var diye, sırf Erdem'in eski görüştüğü insan diye. Melis bana bunları söylüyordu ama ben gelip sana hiçbir şey söylemedim. Bu zamana kadar. Aynen. Gelip sana Melis'le alakalı bir şey dedim mi? Demedim. Yok. Ama sen biraz önce burada Nur'la kahve içerken görüntüleri izlemiş. Ben izleyemedim. Dışarıda yengenle, Azal'la oturuyorduk da. Ağzımdan. Evet. Olmasını istediğim şeyi bir yani. Ya, otururken biz giremedik içeri, onu izlemiş. Ya ben gerçekten bak 4,5-5 aydır bu evdeyim. Melis de birkaç, yani ilk 2 haftanın sonunda geldi buraya. Ben o kızın bu kadar duygusal olduğu bir anı görmedim. Aynen. Bu kadar içten ağladığı bir anı görmedim. Kardeşim. Ağladı mı? O kadar, çok güzel yemek yapıyor ama. Yemeği o yapmış. Öyle güzel yapmış ki bir tadına baktık. Ya da bakmasın. Sen istersen duygular senin duyguların kardeşim. Nur da var karşında. Daha önce birlikte olduğun aday. Ayrıldığın insan. Ve hiçbir zaman bir şeyler deneyemediğin Melis var bir tarafta da. Denedin yani ama olmadı. Güzel kardeşim yani tamam doğru söylüyorsun da. Bak beni bir dinle. Karar yine senin baba ya. İstersen tamam, anlat, istediğini anlat. Seç, ister git, kardeşim, ister anlat. Gitme. İster sev, ister anlat, oy. Güzel yani, kardeşim anlat. Anladın mı? Sen anlat ben dinlerim. Sana kız orada güzel bir sürpriz hazırlıyor. Senin için davetiyesi yapıyor. Geldi. Geldi davetiye. Davetiye de gönderdiler sana. Bak şunu bir kere gördüm ben. Gerçekten gözlerinde sana karşı bir sevgi olduğu belliydi. Seni Nur mu mutlu eder, Melis mi mutlu eder bilemem. Bunun seçimini yapacak kişi sensin. Eyvallah. Bunu tercih edecek kişi de sensin kardeşim. Ama Nur'un gözlerindeki o sevgi var ya bize gösterdiği. Onun aynısı Melis'te de var, haberin olsun. Bu yaptıklarından sonra Semih gene bir teperse var ya bu sefer Melis daha fena yıkılacak. Semih istemediğini söylüyor Mehtap. İşte bunu söyledi. Ben de sana bunu anlatamıyordum. Sana da aynı şeyi söylüyordu. Sen de laf dinlemiyordun. Şimdi ona aynı şeyi söylüyorum. O da laf tamam, dinlemiyor. Da, Semih bana tekrar yıkılacak. İstemiyorum demiyor. Bak bu kadar şeye ne eğer Semih kayıtsız kalır ben bu yemeği yemem derse bu kız ikinciye daha ağır yıkılacak. Hiç kimse bunun hesabını yapmıyor. Kendi ya sonraki hesabı bir yap bakalım sonuçlarına ne doğuracak. Ya bırak yaşamak ne yaşamak elimizdeki adam bu ne yapacağı bak, belli. Ne yaşamak istiyorsa yaşasın. Kız da böyle ama ben tamam, de bak, güzel bir şeyler alıyorum. Olsun ben de istiyorum. Ben ister miyim sen mutsuz ol, Melis mutsuz olsun ikiniz de sevin. İkinizin de mutsuz olmasını istemiyorum ama şu yemekten sonra Melis bir kere daha yıkılacak. Sizi gördüğünde yıkıldı çünkü. Ağladı sızladı çok kötüydü yani. Ama şu yemekten sonra daha kötü yıkılacak bunu biliyorum. Gazan mübarek olsun. Davetini al. Yok be kardeşim vallahi billahi. Burada ayıp ediyorsun Emre. Bana kızıyorlardır mutlaka işte Mehtap bak, yardım Mehtap etmiyor. Bak Mehtap şey senin arkadaşın mi? Ama şöyle olacak böyle olacak sana diyecekler. Bir şey diyeyim mi? Bak, ama şu yemekten sonra göreceğim bir kez daha yıkılacak. Bak ben bir umarım insanım. Umarım yıkılmaz ben diyemiyorum. Allah'ım. Bak ben bir insanım benim de duygularım var. Ben Semih'i. Beni dinle. Ben Semih'i çok seviyorum. Semih'in de çok mutlu olmasını istiyorum. Melis'in de çok mutlu evet. olmasını istiyorum. Bak emin olabilirsin. Ama Semih'in sen mutlu olmasını istiyorum, istiyorsun. Kanka. Melis'in başkasıyla mutlu olmasını istiyorsun. Ya çünkü istiyorsun. Seviyorum. Bir ben zamanlar Emre Melis'in iki kadın bir adam şarkısını söylerken kendine söylüyordu. Şimdi eve girerken iki kadın bir adam şarkısını Semih'e söylememiz lazım. Ya da Semih buraya geldiğinde ikinizin arasındayken bu şarkı çıkmalı. Hayır bam, tabii bam, ki de. Bam 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 ateş ediyor. Hayır. Dur. Hoş geldin. Kardeşim selam hoş geldin. Aleykümselam.
Mektubunla beraber geldim. Kim beni rahatsız etti? Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Yarın bir gün Can senin anası babası gelse dese ki hadi oğlum kızımızı istemeye gelsin annen baban. Annem baban istemiyor. Aynısını söyledim kızım. Ne yapacaksın? Bana. Annesi beni sevmiyor. Ne? Can Selin. Seni sevmiyor. Tamam bu işin sonu tam kaçıracaksın artık Can Selin. Yapacak bir şey yok. Ya bak kaçıracağım dersen biz yine yanındayız. Aynen. Vallahi yanındayız. Kimin, kim nereye kaçırıyor? Biz kaçırırız kardeşim. Yer buluruz. Zamanla da sever. Arabamız da var. 35 model çift turbolu şey çekeriz. Sen bizi boş mu zannettin? Arabamız burada böyleyiz. Biz de yanındayız. Kaçırırız da. Altı paklar alırız. Yeter ki kız onay versin. Ben senin duygularını oynamak istesem güzel bir şekilde oynarım. Sen üzülme diye ben bu şekilde sana konuşuyorum anladın mı? Yanlış anlama sana duvar örmüyorum. Tabii ki şu an benim... Birine bir... Sarı ışık muhabbeti vardı. Ben onu kırmızıya çevirdim. Ben bir şey için meyillenmiyorum ama ben senin gözlerinde bitmediğini görüyorum. Bu arada şu künyeyi benim kolumdan çıkarır mısınız ya? Batu'ya geri vereceğim. Bugün bu yemek son. Teşekkür ederim. Bundan sonra ben yok. Yani gerçekten böyle olsun istemezdim, emin ol ya. Yani bir şey yaşamak için yaşamam ben. Hiçbir erkek için bunları yapmadığını da gayet iyi biliyorum yani.
Melis'in bugün Semih'e karşı kalbindeki sevgiyi gördüm ve çabalaması için ona önerilerde bulundum. Ama sanırım Ayça daveti için yanlış bir zamanlama seçti. Ben Semih'in tamamen Melis'e karşı boş olduğunu düşünmüyorum. Onun reddini ben biraz da Nur'un hala bu evde olmasına bağlıyorum ve de büyük laflarına bağlıyorum. Eğer ki bunların hiçbiri olmasaydı bu böyle sonuçlanmazdı. Çünkü ikisinin gözlerindeki ışıltıları ben onlar dans ederken görmüştüm. Sen de ne hazır çıktın ha. Kaşla göz arasında. Gözüm gözden kayboldu. Bu hale gelmek istiyor muyum sence? Şu anda üzüldüğün... Şu an değil lütfen. Şimdi değil. Şu an değil. Bu şu an şey yapma. Şimdi değil. Ama bu hale gelmeni ben hiç istemem. Ya bunu Nur lütfen. Yani. Bil. Sakın. Sakın Nur. Ya ben severken nasıl böyle bir şeyi mutlu olmamı beklersin? Ya sakın Nur yapma şimdi değil. Tamam. Tamam sen elinden geleni yaptın bu son noktayı. Artık senin tahtarı tamam. Kapansın. Bitti. Kapandı. Bir eleştiri yapabilirim. Lütfen. Yok eleştiri de değil bu. Hani kendi abi, düşüncem. Lütfen. Hatam mesela... varsa söyle ki ben de bileyim yani. Söylediğin şeyin üzerine zaten. Sen dedin ya ben pozitifliğim karşıya yanlış yanıtıyor. Senin o pozitifliğin karşıya şey olarak geliyor. Ya ben sinirleniyorum, bu adam hala sakin. Hiç mi sinirlenmiyor ya da bilerek mi yapıyor beni sinirlendirmek amaçlı gibi geliyor. İzleyen görüyordur kasıtlı ya. Kasıtlı gibi. Beni bilen ha, de bilir yani. Geliyor. Çok rahatımdır konuyla ilgili. Bak diyorum ya, Semih'le burada iki dakika önce farklı mevzular konusunda hemen Semih yükselebiliyor. Bana çok rahat geliyor. Yani işte aradaki en büyük fark o. Çünkü ben hep böyleydim herhalde. Ne bileyim ondan garip geliyor. Değişik, güzel. Sen başla bakalım. Hadi benim bir de şey var yalnız ha. Adnan. Ben bir de surat asıyorum. Ha. Ne oldu ya? Hayırdır ya? Oo. Yemek ya, surat asalım. Gergin geldi. Yemek evet. De yemedik. He? Yemek de yemedik. Yemek bitti. Yemek yiyemedin mi? Yok. Nur yemeğe mi başladı? Bir şey yapmadım abi, bir şey olmadı da. Konuştun mu? Gergin otur gel. Yok Melis'e de üzüldüm abi. Şimdi bak doğruyu söyleyince ben mi suçlu oluyorum? Ağladı mı? Ki abi ağladı ya. Üzüldü mü? Üzülmez mi abi? Kız yemek harcamış. Sen baş başa mıyım? Yok, baş başa yiyecekler. Baş başa, baş başa da oturdum abi. Daha ne yapayım yani? Sıkıntı ne? Sıkıntı da yok. Ben dedim daha önce söyledim sana. Düş istemediğini söyledim. Hissettim o şeyleri. Duygularımı söyledim yani. Vazgeçmez. İstemiyorum. Böyle yok. Sen böyle yaptıkça Melis hayatta vazgeçer. Yok, bu son dedi artık. Yapmayacağım dedi. Vazgeçer. Öyle mi? Vazgeçecekti benim orada de bir, zaten. Benim de bir gururum var dedi yani. Aynen. Karşısındaki sizi gördüğünde, kahve içerken gördüğünde senin güldüğünü falan görünce zaten orada vazgeçti, ağlamaya başladı. Yapmıyorum bir şey dedi, yemeği de iptal edin, öyle orayı öyle. Da toplayın dedi. Sonra biz biraz konuştuk, ettik. Hani böyle yapma, sen korkak bir insan değilsin. Bir şey yapıyorsan yani, tam yap, ha. Neticesini gör, öyle bırak. Ona getirdik ama şimdi olay patlamış. Yani gurursuz bir kız değil ha Melis. Gurursuz bir kız olmanı ben gayet yani. Biliyorum abi. Yemek Nur harcamış. Ne yaptı bu arada? Nur bir şey yapmadı. Onun nasıl? 500 be? Defa koşmaz peşinden yani. Nur bir şey yapmadı. Yok abi koşsun diye yapmıyorum zaten. Yok öyle farkındayım koşsun diye yapmıyorsun olsa... ama o kızın öyle bir yapısı var. Abi yani bak insanların duygularıyla oynamayı sevmiyorum ben. Bir şey hissetsem gerçekten... Çok yani haklısın. Bir şey yaşamak için yaşamam anladın mı? O çok da bir insan haklısın. Evladı yani yazık günah. %100 haklısın. Anası babası izliyor. Yani ben en güzelini yaptığını düşünüyorum. Ben doğruları söylüyorum. Yok sen doğrularını yaptın. Zaten sana bir şey söyleyeyim. Melis de gelip sana bana umut verdin. Şöyle yok, yaptın, yok, böyle oğlum, yaptın yok. Diyecek bir kız değil yani. Hani böyle giriyor da bu kadar bulaşığı falan yıkıyor falan ya. Tek başına giriyor bilmem ne. Kız ben yıkadım bulaşığı. Allah seni diyor ki bütün bulaşığı ben yıkadım diyor. Sen mi yıkadın? Demin bulaşığı, bana saldırıyordu bulaşığı. Hep ben yıkadım o duruladı. Diye. Dinin işte çıkardığım bulaşıkların hepsini yıkadım ettim de. Ay bir hoşuma gidiyor, yağlarım eriyor böyle söyleyince. Allah seni kahretsin. Oh canıma değsin. Batı'yı öpmedim. Girdim böyle çıktım. Evet, biliyorum ben zaten yazdım. O öpmeye kalktı. Hayır, kalkmadığı için öpmedim buzuldu. Zaten. Ayağı kalkmadığı için öpmedim. Bak Batı'nın da birazcık fedakarlık göstermesi. Hiçbir şey yapmıyor. Çok yani. Haklıyım ben. Ben yani eve gittim ya Hazal. Bak anlatacağım, yani. Oturup sohbet ediyorsun. Abi ikiniz bir oturmayın. Biriniz oturun konuşun. Ne oldu? Ben şuraya oturayım ya. Eve gittim ya Azam. Ben davetiye vermeye. Eve girdim. Herkes ayağa kalktı. İlk Ali kalktı ayağa. Öptüm herkesi. Damatların hepsi. Tankut hariç. Tankut yatıyordu. Batu ayağa bile kalkmadı.
girdim, sen vardın. Ayağı bile kalkmadı. Kalkmadığını görünce Murat abi öptüm. Döndüm, Nur'un yanına oturdum. Neyse tekrar buraya dönüyoruz. Kalktım yine adlanım herkes öptüm. Batu Bey ayağı yine kalkmadı. Onu yine öpmeden geri döndüm. Trip attı yani. Çok şeysin dedi. Kim dedi bana ya? Semih mi dedi, sen mi dedin? Ben de hak eden hak ettiği gibi davranırım dedim. Nur dedi, hak eden hak ettiği gibi davranırım dedim. Yani ayağı bile kalkmadı, düşünün yani. Batu da şey yapıyor, nasıl desem, öfkesinin ötesine geçemeyen aşkım, şey yapamıyor. Aşkım, o bana aday, ben ona aday değilim. Heh, işte onu diyorum. Anladın mı? Şu durumda bazı şeyleri göz ardı etmesi gerekiyor. Bazı şeylere katlanması gerekiyor yani. İstiyorsan. Ali'ye dedim ki hayatım kahvaltı çok güzel olmuş, ellerine sağlık dedim. Semih hayatım mı? Hayatım derken ağız alışkanlığı, herkese söylüyorum dedim. Semih dedi hayat. Hayatım. Ağız alışkanlığı, söylüyorum dedim. Şimdi. Batu'ya çok sinir oldum yani, düştü gözümden ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yardıma ihtiyacın var mı? Merdivenin altına nerede? Doğru. Orada. Aa, ne olmuş ona? Uyuyor, biz de rahatsız etmedik ya. Ne olmuş ona öyle mi? Abi? Hı. Ondan sonra bayağı böyle bakıştık. Şimdi tamam, artık ilk etabı geçtik. Sen hasta mı oldun? Elin olma. Bu ne? Ha, Ayça geldi, Ayça. İyi misin? Ayça öptü orayı. Neyin var? Ya bir şeyim yok, hasta mı değilim ya? Kırgınsın. Hayır, ilaç aldım. Alerjim var, gözümü açamıyorum. Bunu biliyorum. Gözümü açamıyorum. Hadi kalk, sana çorba getireyim. Hadi kendine gel. Hadi gel. Vay, çorba içirmiş. Brokoli çorbası yaptım. Gel burada iç. Ya kafamı kaldıramıyorum ya. Olmaz böyle bir şey. Ay, kıyım olsun. Ne haber? İyiyim. Evde bugün yemekler yaptık güzel güzel. Ben dedim ki sevgilime de getireyim. Kendine sağlık. Teşekkür ederim. Hadi sen iç. Ben kaçtım. Aa. Kızlar beni bekliyor. Görüşürüz. Dikkat et, dikkat et. Koşma ya, yavaş. Beyler nasılsınız? İyi. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün sineme geç geldim. Artık 12 saat olmak üzere de erkekler evini erken ziyaret ettim. Pek hayırlı bir sebepten olmadı ama. Aa, ne oldu? Benim böyle ani ziyaretlerimin sebebi uyarı. Ne olur? Uyarı. Ya. Peki giriş gelişme sonuç. Batuhan ve kimler Batuhan aldı ve niye aldı? Ali. İlkini izleyelim mi hep birlikte? İzleyelim. Hadi izleyelim. Bakalım. Açın abi yolu. Anladın mı? İçeriye geçelim, içeride koşalım. Ali, benim üstüme öyle gelme. Bak benim canımı sıkma Ali. Beyler. Ali benim canımı sıkma Ali bak. Tamam tamam. Benim canımı sıkma Ali. Sıksan ne olur? Sıksan ne olur? İşin şekli değişir bak. Benim canımı sıkma. Ne oluyorsunuz ya? Benim canımı sıkma. Misafir gelmişim hadi. Benim canımı sıkma. Bak benim canımı sıkma Ali. Sana sadece gülüyorum. Bak sen gülüyorsun ne gül. Bak elim ayağım tutuyor. Kendine gül. Kendine gül. Kendine güleceksin. Senin sabrını zorlasam ne olur ya? Bak senin bir sabrın tatsın ya. Bu evde hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım Ali. Senin yaptığın burada yanlış kardeşim. Sen yaptığını doğru biliyorsun. Bak benim üstüme gelme. Batu müdahale etmiş değil mi? Ali'ye. El, gördünüz elle. Her şeyi. Ve Ali dokunmamış. Yalnız kafa kafaya tostlaşmak da temasa giriyor biliyorsunuz. Ha elinle, ha kafanla, değil mi? Ha kolunla, ha dirseğinle. Yani biri diğerinden daha haklı diyemeyeceğim. Size gösterdim, onlar izledi. Zaten onlar bunu izledi. Nasıl başlamış? Ben bugün en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Erdem'in doğum günüydü. Ve elendikten sonra o çocukcağız bu eve geldi. Zaten morali bozuktu. Biraz moral bulmaya geldi. Ve doğum günü olduğu halde o evde ben misafirim dedi ve gözünün önünde bunlar yaşandı. Aa, Erdem varken yaşandı evet. Yani. Erdem ayırmaya çalışıyor, Erdem görmediniz mi? Bir tek Erdem ayırmaya çalışmış vallahi, kimse çalışmamış zaten. Niye? Herkes Emre'nin orada. Kafa kafaya öyle bir vermişler ki Erdem mi gördük ki? Direkt olaya adapte oluyorsun. Evet. Etraftakilere bakmıyorsun. Çok üzüldüm. Çocukcağız elendikten sonra düşünsene o psikolojiyi. Geliyor sürpriz buraya. Sürpriz yapmış bize. Parti yapmaya geliyor arkadaşlarıyla. Bunu yaşıyor. Acaba ben kurtuldum mu diye düşünmüştüm. Evet. Ayça, Batu'ya şimdi de sinirle çıktın. Bugün bir kere daha sinirle çıktın. Bir de onu izleyelim. Şu olayları bir tam toparlayalım sonra. Bak yine söylüyorum. Batu bir adım öndeydi Ali'den. Çünkü Batu'yu daha önce tanıyordum.
Ama yazık yani, ayıp. Yaptığı hareketlerle soğutacak kendini. Bayağı sahiplendi seni ya. Ne ara? Tamam, Nur gitti. Melis kahvaltı hazırladı Semih'e de. Nur eski sevgilisiydi yani. Sevgilim. Hadi ben Nur'un yemeğini bastım da Emre'yle, eski sevgilimdi yani. Sen kimsin? İşte aşırı kıskanç demek ki. Demek ki evlensek yazık yani. Evden çıkarmayacak bizi. Bence Ali gayet sakin bir insan. Gayet güzel karşılamıştır. Çok. Sen niye kızdın burada? Batu'nun sabah gelip Ali'nin bana getirdiği kahvaltıyı önümden almasına kızdım. Sana danışmadan ve sormadan. Ne hakla? Bunu yapabilirim. Çok, bir saniye ben konuşuyorum. Eğer çok meraklıysa öyle şeyi kendisi hazırlayıp getirseydi Ali'den önce. Böyle bir jest yapsaydı. Yapabilseydi keşke. Ben o jesti yaptım zaten. Cesaret işi bunlar. Kusura bakma Ayça'cığım, ben şu an bir yarışa giremem. Ben yapacaklarımı yapıyordum zaten. Ali geldikten sonra Ali kahvaltı getirecek, ben kahvaltı getireceğim. Ben böyle bir yarışa girmem. Sarı ışık muhabbeti vardı. Ben onu kırmızıya çevirdim. Duruyorum. Sen mi çevirdin? Pardon da sen ne hakla çeviriyorsun onu kırmızıya ki? Onu anlamadım. Yani ışıklarda ben bekliyordum. Sana bugün güle güle dedim, dikkat ettiysen. Ve geldiğinde sana ben öpmedim bile. Gaza basacak olan bendim. Bence basma. Bassan ve direkt toslarsın çünkü. Yok canım, anladın mı? Basmadım zaten. Bence de yani. Peki basma. Bugünkü kavganın sebebi neydi? Batu ve Ali size soralım. Çünkü Seda Hanım, kızlar bilmiyor. Şimdi sabah biz buraya geldik. Hepimiz aç geliyoruz. Karnımız aç. Kahvaltı edeceğiz. Ali orada bir şeylerle uğraşıyor. Ne yapıyorsun diye sorduğumuzda kahvaltı hazırlıyorum dedi. Hatta birisi Ayça'ya mı dedi? Yok artık dedim ben. Ne alakası var? O ara dedi ki kendisi, bizim için yapıyorum, biz yiyeceğiz. Tamam, güzel, bekliyoruz, eline sağlık. Ondan sonra bir baktık Erdem falan masanın etrafındayız. Sessiz sessiz bir anda merdivenlerden çıkmaya başladı. Nereye falan dedi, kahvaltıyı götürüyorum. Biz demedik mi, hani bize yapıyordun? Hani bekliyoruz bak burada kaç tane adam. Söylemek zorunda. Ondan sonra onun üzerine ben sinirlendim. Ayça ile hiçbir alakası yok. Gittim yani oraya. O kahvaltıyı Ayça'ya değil de atıyorum Dani'ye getirse de mi sinirlenecekti? Evet, yaptığı ya Ayça'ya yaptığı için artı sinirlenmem tabii ki oldu. Ya bir şey oldu. Söyleyeceğim ya. Ama niye söylesin ki? Söylemek zorunda mı yani? Yani hesap peki mı vermek evdeki zorunda? Herkes Ali yüzünden aç mı kaldı? Herkesin kahvaltısı Allah Ali yüzünden ya, mi? Şimdi Allah şükür Ali elimiz ayağımız var. Ondan sonra biz kendimiz yaptık yumurtamızı, şeyimizi yedik yani, sıkıntı yok. En iyisi o zaten. O Ali oranın aşçısı mı? Ali onlara, ona kahvaltı yani mı yapacakmış? Yani bana bu biraz kıskançlık gibi geldi. Saçma bence. Ali sen bir anlat. Bir de Ali'den deneyelim Batu. Etme yani. Evin belli başlı bir kuralı var anladığım kadarıyla. Bu da benim için yani, tepki görmemi sağladı. Arkadaşlar sordu. Hatta 2-3 defa sordular. Kahvaltıyı kime hazırlıyorsun diye. Ben de dedim bizi hazırlıyorum. Ama bu böyle dememin sebebi Batu'dandı. Çünkü çok fevri çıkışları var Batu'nun. Yaptığım kahvaltıya muhakkak bir şey yapabilirdi. O yüzden dolayı ben de hiçbir şey söylemeden yavaş yavaş çıktım. Erkeklerin de peki, o tamam, onu sabote anladım. Olayları yaşanmıyor pek fazla Seda Hanım. Biz ben evde Emre şunu soracağım. Siz Ali'nin mutfakta çok oyalanmasından, Ayça'ya kahvaltı hazırlamasından filan dolayı aç mı kaldınız? Tankut'a da soracağım. Şöyle bir durum var. Biz tabii ki de aç kalmadık ama biz Ali'ye sorduğumuzda hani bize mi yapıyorsun? Çok lezzetli yapıyordu çünkü gördük hani yaparken. Hani bizim tek kızdığımız nokta o. Yoksa kime yaparsa yapsın bize ne, bizi ilgilendirmez. Ama biz buraya geçtik oturduk, biz de sanıyoruz ki hani Ali bize bir şeyler hazırlıyor, biz de geçeceğiz kahvaltı yapacağız hep beraber. Beklenti sonra bir bak yani. Beklentinin içerisine girdik. Ya söylemek zorunda mı ya Emre'lere? Oradaki insan açıklama şöyle bir şey var, orada hepinize ben yaptığım zaman söylemiştim. Ben yaptığım zaman söylemiştim herkese. Söylemeseydin o zaman ya. O zaman Allah insanlar Allah. Beni bekleyecekti belki, onları hazırlıyorum ya diye. Ya mesele o değil ya. Mesele Ayça'ya yapıp yapmaması değil ki ya da bir başkasına yapıp yapmaması değil ki. Mesele sadece bize. Size yapıyorum beyler deyip biz burada oturduk, içimiz rahat. Ya şöyle düşün yani, içimizde hasta olan insanlar var, ilaç içecek var, bilmem ne var. Hani yemek yememiz lazım. O da öyle deyince biz de oturduk muhabbet ettik. Evet. Sonra da bir baktık ki adam elindeki tavayı aldı gidiyor. Biz de bir anda aç kaldık dese, aynen, bize beyler oraya yapacağız dese, biz kimsenin gidip sabote edecek halimiz yok. Biz de kendimiz. Biz de zaten Emre sizden kadar dolayı değil, o Batu'dan dolayı söylememiş. Sizinle alakası yok. Bilemem artık. Ne alakası var? Yani bunu kalkıp da böyle büyütmeye hiç gerek yok yani, çok gereksiz. Şu Ayça'cığım biz de yemek sabote. Sana göre Ayça. Zaten. Bana göre ise müdahale etme o zaman. Bana göre. Olayın ucunda biz varız. Bir de Tankut'a soracağım. Orada tarafsız gözlerden, bir de mutfak işlerinden sorumlu ev işleri bakanı olarak. Evet.
Şimdi sana soracağım Tankut. Tankut, bu kahvaltı sizi ne kadar geciktirdi? Ali gerçekten de özür diliyorum. Batu gerçekten de Ali sürprizini belki bozabilir diye mi böyle gizli yaptı bu işi? Yani veya siz aç mı kaldınız bu yüzden? Ne yaşandı? Seda Hanım, sonuçta olan oldu. Ali ne söylerse bu saatten sonra işte yok ben Batu sabote edecekti, şöyle yapacaktı. Bence burası erkekler evi, kimse kimseden korkmak durumunda değil. Biz zaten kaldık hiçbir şeye sabote etmiyoruz. Ama bize gelip ya işte size kahvaltı ediyorum ki yeni gelen insanlar burada genelde bir ilk haftalarında kahvaltı hazırlarlar bize. Bu bizim geleneksel töre oldu artık bu evin içerisinde. Adet haline geldi, teşekkür ederim. Bunu bize söyleyip buradan alıp sinsi sinsi affedersiniz yanlış bir laf söylemiyorum. Gizli gizli merdivenlerden yukarı çıkması biraz garip geldi bana yani. Bilmiyorum erkek adam burada ya yapıyorum Ayça'ya yapıyorum. Ne var? Hayır canım ya da hepinize yapar yani, Ayça'ya da ayrı özenle Ayça'ya bir tabak hazırlar falan. Ha Ali'cim Ayça'ya mı yapıyorsun? Senin için ne yapabiliriz? Sana nasıl yardım edebiliriz? Şimdiye kadar bu evde hep böyle oldu. İlk defa bence gizli Batı'dan gizli. Dolayı söylememiştir. Hayır ya ben şöyle hissettim burada bu evin bir bireyi olaraktan. İlk defa içimizde bize yalan söylendi. Ben Ali'ye nasıl aynen güveneceğim ki artık? Bizim için insanda bulundun şey abi. Şimdi. Yalanla alakası abi, yok yani. Bakma, aynen öyle biz ama. Biz 5 aydır buradayız. Abi, kusura bakma. Kesinlikle kendinize şey göre düşünüyorsunuz sana da. Sana şunu da söyleyeyim. Ben düşüncemi, düşüncemi sordular. Ben bak bir şey daha söyleyeyim abi, sana. Haklısın. Senin ben eğer sana o menemenine sabote edilseydi burada Batu da dahil olmak üzere. Biz onun hepimiz karşısına çıkardık. Yok artık yemek sabotesine falan en başta ben koşar karşısına. Böyle bir şey. Sen bizi tanıyamamışsın. Sıkıntı orada. Sizde alakalı bir durum yok. Bak altını çizdim. Ben Batu'dan dolayı böyle bir şey yaptım dedim. Ya bu abi, bence buna evet, sığmıyorsun bak, çok saçma bir şey ya. Ben kızlar evinden beklerdim böyle bir şey de erkekler evinden bekleyemezdim. Ay size yaptım da ondan sonra ay sabote olacaktı gizli gizli. Neredesin abi? Ben Ayça'yla ne zaman yan yana gelsem Batu dibimde bitiyor. Allah aşkına ya. Yani nasıl beklemiyorsun? Yok abi bilmiyorum. Ya benim için eksi. Eksi not benim için. Yapsaydı benim sevgilim olacak adam için de eksi not. Allah. Olduğu eve böyle abi, konuşuyor. Çok büyüttün ya hiç gerek yok. Hayır yapsaydı da görseydik biz de nasıl söylüyorum ya. Hiç yapılmamış yani. Söyle. Burada Eser de kardeşim geldi pankek yaptı. Aldı götürdü kimse de bir şey demedi ben, yani. Ganiye yaptığım zaman. Öyle ben çayını hazırladım mehtaba götürdüm. Abi. O menemen yaptı. Bu menemen olayı büyütülecek bir olay değil. Yapmayın gözünüzü evet, seveyim yani. Zaten kaç dakika aç kaldınız. Bana onu söylenmiş. Anlatmaya çalışıyorsun. Aç kalmak değil. Çocuklar hep bir ağızdan konuşmayın. Zaten konu menemen değil karşılıklı güven. Aynen öyle. Konu menemen dediğin yani ya menemen, asucuklu yumurta. Önemli değil ki kalkar yaparız 5 dakikamızı alır. Akşama kadar da oturum yok. Tamam o. Neyse bunun sonu ne oldu bir ona bakalım mı? Dinledik iki tarafı da peki bu işin sonu ne oldu? Gördünüz dışarıdan bakınca nasıl Batu ve Ali? Daha bir başka değil mi dışarıdan bakınca? Biz işte bunlara böyle bakıyoruz. Fiziksel temas zaten tartışılacak bir konu değil direkt ihtarı gerektiriyor. Çok şükür sözlerinizde biraz dikkatlisiniz ama bu da bir şey hafifletmiyor. Dakika bir, gol bir. Üçüncü gün Ali'nin ilk ihtarı. Biliyorsun Ali ihtar kurallarını. 3 tane alınca oylanıyorsun arkadaşların tarafından. Sonra oylanmaya bile gerek kalmadan maalesef eve veda ediyorsun. İkinci haftada Batu'nun ilk ihtarı olmuş oluyor karşılıklı fiziksel temasla. Görüntüler böyle bakınca ne feci değil mi? Yaşarken yükselmek kolay. Aynen öyle. Yani işte bak bunu akşam hoşlandığınız, ilgilendiğiniz gelin adayları da izleyecek. Yüz binler izleyecek. Benden bunu da izleyecek. Kardeşim. Benden uzak dur. Tamam bu evde birbirinizi sevmenizi beklemiyoruz zaten. Birbirinize ilanla aşk etmenizi de beklemiyoruz. Sadece saygılı olun. Ortak yaşam kurallarını bir becerin. Gerisi hiçbir şey istemiyoruz. Ne olur gözünü seveyim. Ne olur bir de sevgili Erdem'in doğum gününü de mahvetmeyin. Olur mu? Çok rica ediyorum. Aynen. O aramızdan gitti çok üzüldük. Evet. Geldi çok sevindik. O bir sürpriz bizim için bugün. Bunu da mahvetmeyin. En azından bugün bizim hatırımız için. O yüzden Batu ilk ihtarın, Ali ilk ihtarın hem de üçüncü gününde. Daha dikkatli olursanız ben de izleyiciler de çok sevineceğiz. Tekrar doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Temelli gelmeni umut ediyorum en kısa zamanda. Umarım. Ben de bunu istiyorum. Mutlu yaşlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun Seda Hanım. Ne olmuş? Birer ihtar gelmiş. Evet ucundan da dönülmüş. Erkekler evinde uzun süredir böyle şeyler yaşanmıyordu. Değil mi? Bayağı bir ara verilmişti aynen bu öyle, işlere. Evet. Bayağı yükselinmiş. Neyse en azından sözlerinizi de tekrar edeceğim. Dikkatlisiniz ve hani öfke kontrolünü geç de olsa sağladınız. Allah beterinden esirgesin diyelim. Ben bir şey için meyillenmiyorum ama ben senin gözlerinde bitmediğini görüyorum.
Bu arada şu künyeyi benim kolumdan çıkarır mısınız ya? Batu'ya geri vereceğim. Biraz da kızlar evine bakalım. Değil mi? Nur bugün... Nur'un bugün... Bakmayalım da. Nereye bakacağız? Sana sonra bakarım biraz. Bana... Senin bugün bir erkekler evine gitme çaban mı vardı? Bir planların mı vardı? Bir projelerin mi vardı? Yok, proje değil. Bir şeylerin vardı yani. Bir izleyelim bakalım nasıl başlamış. Ay, o iş. Ay bak. Kesin bakmadı, söylemedi diye. Yakaladın mı bir yerden? Çaktım. Ay şu atkı da çok güzel olmuş biliyor musun? Şu arkasından şey yaptık ya. Aa, ne olmuş bunun arasına? Diyor. Allah'ım ya, bunlar hepsi kafayı yemiş. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Kim? Nur? Nur gitti. Gitti mi? Nur gitti. Semih'in gitti. Ya beni sinir etme. Kekini götürün. Ya ben ona yemek yapıyorum. Senin derdin burada Melis'e çaktırmadan erkekler evine kaçmak mı anladığım kadarıyla? Melis beni engelleyebilir Doğan'ı. Ne yapacak, bacaklarını mı atlayacak? Belimde kahve var falan, dökülür mökülür yani bir şey olmasın diye. O anda tartışma yaşamamak için açıkçası. Sinirlerim bozulmasın. Yoksa Melis'e karşı yaptığım bir şey değil yani. Öğrensen ne yapardın? Seda Hanım, benim burada sinirlendiğim tek şey şu. Ben Semih'e yemek hazırlayacağım mı? Dün şurada hep birlikte kızlarla otururken, Nur da varken aleni bir şekilde söyledim. Ama Nur'un yaptığı Cinderella'lığa giriyor. Yani bu hoş değil. Bunu yapmasın. Burada yine herkesin içerisinde söylüyorum. Bunu yapma. Sana karşı yükselmeyeceğim. Yükselmedim. Yükselmeyeceğim. Yani tamam. Burada biraz da şeye benzemiyor mu Ali'nin davranışına? Batu'ya çaktırmadan kahvaltı getirir gibi Melis'e çaktırmadan ne götürüyordun? Kahve. Kahve götürüyordu. Yani bunu yapmasın. Ama şey, şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Semih'in, işte Melis'in yemeğine gitmemesi için falan. Ya tabii ki de istemiyorum öyle bir görüntü görmek. Çok ayrı bir şey ama biz Melis'le anlaştık hani birbirimize karışmayacağız diye. Ben Semih'i özlemiştim. Gidip görmek istedim sadece. Bu şekilde gittin. Aslında çok akıllı iş yapıyor. Bence o Semih'in Melis'e yüz vermeyeceğine emindi. Ve belki de Semih'ten bir ışık görüyor. Şu mesajı vermek istedi. Melis sabahtan beri bir emek sarf ediyor mutfakta. Ve bu yaptığı emeklerin hiçbirine karşılık Semih'i alamayacak. Ama ben bir kahveyle gidip Semih'le iyi vakit geçirebileceğim mesajı vermek istedi bence. Hayır hayır, kesinlikle. Ben böyle bir şey olsa zaten engellemek isterim. Yemeği sabote ederim. Hayır derim, yapamazsın, gidemezsin. Böyle i̇şte o çabı basitçe bir hareket olur. Ama bu çok akıllıca bir hareketti. Semih. Efendim Seda Hanım. Etkilendin mi kahveden, çaydan, çorbadan? Yok yok Seda Hanım. Ben zaten şöyle... Durun. Efendim? İki günden beri yoktum. Çok rahatsızsın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buradan da ilettik sana. İzlediysen bizi. Özleyen bir kadın var. Gelmiş nezaketen. Kahve yapmış. Ben de... Kahve içtik yani. Bir şey yok. Kahveyi Dani yaptı. Yani kahveyi getirmiş. Kim yaparsa yapsın yani. Önemli. Bakkaldan alsın. Yani. Kafeden alsın. Fark etmez. Emek yok yani. Onu demek istiyorum. Göreceğini biliyorum. Ya kahvede işte. Ne emek olabilir? Makine yapıyor. Yani belki. Evet, kahvede bir emek yok tabii. Yani ne olacak? Kahvenin çekirdeğini çekip üretimini mi yapacak yani. Brezilya'ya gidip? Yani Ayça sen de ne yaptın? Gözünü sevdiğimi ya. Alt tarafı kahve yapıyor. Önemli ama olan. Hazır kahve. Niye böyle şey yapıyorsun? Ben sevmiyor muyum? Akşam eve yemek yapamıyorsanız bile. O pizzayı kutuyla değil, adama şöyle güzel böyle yanında iki dilim marul. Sunum. Şöyle hoş. Bir de rujunu sür. O şekilde servis et, güzel olur. Peki. Tamam, ben öyle yaparım. Ha, tabii. Yemek olmasa bile hayır, idare eder o zaman. Ben dün bunu söyledikten sonra, ben yemek hazırlayacağım söyledikten sonra bugün kahve götürmesi de düşündürücü. Ya vallahi ne düşünürseniz düşünün. Ben özledim. Zaten hastaydı, iki gündür göremiyordum. Gittim, gördüm, konuştuk, geldim yani bu. Hayır, daha pazar günü de bir daha Semih'le işim olmaz diyordum. Nur'un hiçbir etkeni yok Seda Hanım. Yani değişebiliyor fikirler yani. Bunun hiçbir etkisi yok, olmadı bende diyor. Sadete gelecek olursak ama yani sohbetiniz o... ben yukarıdan izlediğim kadarıyla gayet tatlı gözüküyordu. Ya beni özledim. Yani birkaç gün öncesine göre. Yok Seda Hanım, ne yapayım yani şimdi? Çocuk gibi trip açacak halim yok. Karşılık verdim ben de. Peki. Şimdi Melis'in gözyaşının izleri halen duruyor. Peki o gözyaşları nasıl aktı? Bir de ona bakalım.
hatalarına göre. Boş ver, biz devam edelim yapmaya. Ya çok teşekkür ederim. Nasıl? Hayır, yapacaksın Melis. Saçmalama ya. O zaman Batuhan'la Ali gibi bir şey olur. Tamam, bari biz yeriz. Böyle bir ayrılık yaşandığı zaman hani bir oturup düşündüm ve... Melis, pes etmek yok. Saçmalıyorsun şu an. Bence de. Melis, pes etmek yok. Melis bu değil. Sen daha iyisini yapmış olacaksın. Sen daha iyisini yapıyorsun. Kahve değil yani, anladın mı? Rekabet denir buna. Bak, bu ocağını... Neyse, dur ben kapatmalıyım. Devam ediyorum. Sen durdun ama. İzledik bize abi. Ona göre kapatmalıyım. Allah Allah. Yani. Allah aşkına. Gerçekten ben kapatamazsın. Şu an bırakırsan Batuhan Ali gibi yapmış olursun. Bırakmayacaksın. Bu sen değilsin. Kalk. Lütfen. Rekabet edeceksin. Hayır, pes etmeyeceksin. Kalk. İstiyorsan kesinlikle etmeyeceksin Melis. Kesinlikle etmeyeceksin. Yani gerçekten... Ha. Evet. Hayır, gitme Melis. Yemeği hazırla. Gitsin ama kötü bir şey yapma. Gayet Melis hazır ol, tamam mı? Ne? Gitme bence. Yemeğini hazırla. Oraya gidip kendini küçükleşin. Bence de. Gerek yok. Bence de Melis. Ya da o yemeği gel, hazırla. Gel yemeği hazırlayalım. Sakin. Bak, o yemeği hazırla. Koy buraya. Ona istediğini verme. Ya senin yaptığın daha iyisi. Onu ye. Şu an zaten emin ol izlediğinizi biliyorlardır. Gel bak, o yemeği zaten bitir ondan sonra. Önce hazırla. Gururun da anladın yeri mı vardır. Şu anda dürüstlüğünden o kadar eminim ki gel buraya. Gel buraya. Yapma şunu. Hey. Bana bak. Bana bak. Tamam. Semih, galadan sonra önce sana sorayım. Bu yani galada bayağı sertti aranız Nur'la. Galadan evet sonra bugün Nur sana geliyor. Melis burada görüyor. Çünkü bu eve verildi o görüntüler ve orada... Ben bilmiyordum bunları. Bilsen de bilmesen de fark etmez. Yok fark etmez. Yani davranışların değişir miydi Melis'in izlediğini bilse? Yok değişmezdi. Bilse. Şimdi yeni gördüğüm için şaşırdım biraz. Sonuçta bugün sizi biz daha böyle yumuşak hoş sohbette görüyoruz. Melis'in bir iddiası var. Çok tepki aldı Semih ve Nur çifti ayrıldı diye. Acaba bu endişeyle mi Nur'a iyi davranıyor? Bunlar barışacak mı? Bu benim İddia Nur'la mı barışacağım anlamına gelmez Seda Hanım kesinlikle. O bana nezaketen, ben iki günden beri hastaydım. Kahve yapmış. Şimdi ayrıldık diye düşman olacağımız anlamına gelmez bu. Kahve yapmış, ben de karşılık verdim. Muhabbet ettik sadece yani. Bir geçmişimiz var neticede. Bu kadar mı tuhaf karşılandı yani bu? Yo, dost kalmanız ve ayıpsız ayrılmanız çok güzel. Yani çünkü burada çok hani ileri düzeyde fiziksel veya başka türlü bir yaklaşım içinde bulunmadığınız için bu çok güzel. Ama işte ben merak ediyorum, biraz konuşmanızda ben de sezdim barışma veya başka sinyaller de, o yüzden soruyorum. Şu anlık böyle bir şey yok Seda Hanım yani. Var mı Nur böyle bir şey? Sen sezdin mi? Ya bir şey söyleyeyim mi? İnanın gerçekten o anda barış, benimle barış Semih, beni affet Semih modunda gitmedim. Gerçekten sadece özlediğim için gittim. Evet, bu yanlış anlaşılabilir. Bu şu an her yere çekilebilir. Ama Semih de biliyor. O anda o da fark etmiştir özlediğim için geldiğini. Zaten iki gündür göremiyordu. Onun için cilve bu yani başka bir şey değil. Hani barışalım edelim falan değil. O yüzden ben de biraz daha yumuşaktım zaten Seda Hanım. Peki yani hani zaten barışmak isterseniz barışın. Elbette ki barışmak isterseniz barışın. Gönlün Melis'i tercih ediyorsa Melis daha çok seni mutlu edecekse ve seninle olacaksa öyle olun. Yani illa o onun olsun, damgayı bastık hop. Değil, tabii ki. Onlar yok, da yok. İşte neydi sizin kısaltmanız? Nursem. Nursem miydi? Nursem hop diye burada insan damgalamıyoruz yani. Yani. Öyle bir dünya yok. Nursem. O yüzden kim kimle mutlu olacaksa, barışmanıza da karşıyız, ayrılmanıza da. Sadece durum tespiti için soruyorum. Hı hı. Demek ki bir barışma, bir tekrar yok, sevgili olmanın söz konusu şey değil. Seda senin Hanım yemek ne oldu Melis? Kaldı mı öyle? Yalan oldu. Yalan olmuş. Biz sen yedik. Ne pişirdin? Çok güzel olmuştu. Mantarlı tavuk. Çok İyi da güzel. Kremalı yaptı. Ya. Ölmek gibi olmasın, ilk defa yediğim bir aşk yemeği bu kadar lezzetli aşk olmuş. Aşk atmış. Yemedik gerçekten ki. Gerçekten bu Seda kadar Hanım lezzetli bir yemek hiç yememiştim. Sen yeme. Çok güzeldi. Peki Semih, o yemek sana gelse evet aynı muhabbeti. Yemedim ki yemeği Melis'le Seda de yapacak mıydın? Yemeği yemedim yani. Hayır, yiyebilseydin, Melis getirseydi eğer. Bu muhabbeti yapacak mıydın onunla da? Bu hoş sohbeti yapacak mıydın? Yine hoş sohbet yaptık. Ben üslubumda yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum Melis'e karşı. Ya. Melis bak... tabağlık gelseydi hoş sohbet yapar mıydı? Semih sana bir şey diyor. Efendim. Melis benimle konuşmak istemiyor şu an. İstiyordur, istiyordur. Efendim bakıyor dedim. Efendim dedi. Ben senin bak içini bilen bir insanım, anlıyor musun? Hı-hı. Sana karşı da... Sen bana net oldun, ben de sana karşı net oldum. Yarın öbür gün üzülmektense şimdi üzül. Bence de. Kötü adam ben mi olayım yani?
Yok, ben sana kötü adamsın demiyorum zaten. Tamam, yani insanların duyguları oynamaya gerek yok. Ya Nur, kızma da. Semih, eğer o yemeği yeseydin aşık olurdun zaten. Yemeyemezsin diyeceğim, diyemiyorum da. İyi ki yememişsin yok, de diyemiyorum. Yok, olsun. Nezaketen de olsa o yemeğin bana gelmesi gerekiyordu ama Melis bana koymadı bile. Yemek bitti dedi. Dedim eyvallah yani, ne olursa olsun. İşte o kahve görüntülerini belki burada izlediği içindir. Olsun Seda Hanım yani. Yes, madem bana karşı benim duyguları var, ben orada insan gibi izah etmeye çalışıyorum. Ben üzülmeni istemiyorum. Tamam, yemek bitti dedi, çekti gitti karşımdan yani. Peki zorla adama eve gidince kremalı mantarlı tavuk yaptıracaksınız. Aynı aşkla tekrar ki aynı yemeği bulabilir mi bilemem ama müthiş. Çok güzeldi tadı. Evet. Ellerinize sağlık. Eline sağlık. Sizlere de afiyetler olsun. Boşa gitmedi ya. Gitmedi. Herkesin eline sağlık yine de. Nasip. 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 Şimdi Ceyda, bugün arkadaşlarından özür diledin. Üstelik de mektup aracılığıyla. Ne gördün kendinde de özür dileme ihtiyacı hissettin? Pişmanlık. Arkadaşlarına mı, Adnan'a karşı mı? Herkese karşı. Peki, sadece bakalım. Sadece bu ev için değil. İzleyicilere de mi? Erkekler için de geçerli, izleyiciler için de geçerli. Hadi bakalım, nasılmış bu Ceyda'nın mektubu ve okunuşu? İnsan karanlıkta kaldığı zaman yönünü bulabilmek için etrafına çarparak ilerler. Işığa ulaşabilmek için hem kendisine hem de etrafındaki şeylere zarar verir. Sanırım son zamanlarda yaşadığım olayları bu şekilde özetleyebilirim. Karanlıkta kaldım ve bir parça ışık için önüme çıkan her şeyi dağıttım. Günün 12 saati buradayız. Kimi zaman gülüyoruz, kimi zaman ağlıyoruz. Bu duygu değişimleri insanın psikolojisini etkiliyor ve otokontrolümüzü kaybedebiliyoruz. Böyle durumlarda hırçınlaşabiliyorum ve sevdiklerimi kırabiliyorum. Ama inanın bunu istemeden yapıyorum. Sinirlendiğimde ağzımdan çıkanları kontrol edemiyorum. İşte bu duygu değişimlerini yaşarken dün gece soluklanıp düşünme fırsatı buldum. Bugün yüzümüzü aydınlatan güneş yarın bizim için doğmayabilir. Ya da çok sevdiğimiz birisinin son görüşümüz olabilir. Demem o ki hayat çok kısa ve öfke biriktirmek, kin beslemek gerçekten anlamsız. Fan buluşmasında bizim için gelen Gamze, hastaneden çıkıp gelen Seda abla bana güç verdi ve kendime gelmemi sağladı. Ben bu evi sizlerle seviyorum. Rengarenk, bu evin tüm renkleri biziz. Bundan sonra hep gülmek istiyorum. Birlikte gülelim istiyorum. Hepimiz birbirimizi sevdiğimizi söyleyelim istiyorum. Eğer kalbinizi kırdıysam hepinizden özür dilerim. Ama en çok sol yanımda benim kalbimin üzerinde atan kalpten özür dilerim. İkimizin de kalbi paramparça ve bana çok kızgın. Biliyorum, karanlıktan kurtulmam için ışığımı, aşık olduğum adamı geri istiyorum. Zamana bırakmamız gerekiyorsa bırakırız. Yeter ki eskisi gibi gözlerime baksın. Ben o kalbi onarmak için elimden geleni yapacağıma herkesin önünde söz veriyorum. Bugün kısmetse olur evinde. Barış ilan ediyorum. Barış'ın uzun sürmesi dileklerimle. Hepinizi çok seviyorum ama şimdi en başta baktım, zaten Melis direkt etkilendi. Kızlar hiç siz oralı değilken bir anda sizin de gözleriniz doldu, dayanamadınız. Nur da öyle, Dani de öyle. Bir tek Mehtap bozmadı tavrını. Hatta dışarı çıktı siz Ceyda'ya sarılırken. Adnan, sen ne hissettin?
şimdi görünce bu mektubu ve kızların gözyaşlarını? Hayatımda belki şu an ilk defa keşke diyeceğim. İlk defa keşke diyeceğim. Çünkü bugüne kadar hiçbir zaman keşke demedim. Yaşadığımız her şey şu anda olduğumuz insanı olmamızı sağladı. Ama keşke bunu dün onları yapmadan önce yapsaydın. Benim için artık çok geç. Diyecek bir şey bulamıyorum da yani asla deme demek istiyor canım. Bu kadar seven bir yüreği bu kadar kolay harcama demek istiyor. Ceyda'nın masumiyetine inanıyorum gerçekten de. Belki tavrına değil ama masumiyetine inanıyorum. Bazen istediğimiz gibi davranamayabiliriz Seda Hanım bence. Bunu Adnan'a söylesene belki yumuşak. Yani ben bazen istediğimiz gibi davranamadığımızı düşünüyorum. Çünkü ben bunu hayatım boyunca yaptım. Çünkü sen sinirlendiğinde tabak kırdın, çanak kırdın, evi dağıttın. Sen yapmadın ya. Toparlanabilecek şeyleri yaptın. Bizim yaptığımız şeyler toparlanabilecek şeyler. Onun yaptığı şeyler toparlanabilecek şeyler değil. Onu affedip ama affetmemek Adnan'a kalmış. Bence de. Ama herkes ikinci bir şans hak eder. Aynen. Onu diyorum zaten. Bu Ceyda'ya verdiğim zaten ikinci şanstı. Ceyda'ya şu an ben belki de üçüncü şansı verecektim. Eğer ama o üçüncü şansı da kendi kaybetti. Anladınız mı? Sen seven bir adam nasıl davranması gerekiyorsa öyle davran Adnan. Seven ve yürekli adamın nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranacağım, merak etmeyin. Davran. Öyle davran, acele etme. Biz senin o kocaman yüreğine güveniyoruz. Bir de hayatta bir şans, iki şans, üç şans. Evet. Ne bu canım, Luna Park'ta mıyız? Oyun mu oynuyoruz? Aynen öyle. Sonsuz şans da verirsin gönül isterse. Ne olmuş yani? Yani jetonlu değil sonuç. Hah, jetonlu değil bu işler, parayla değil bu işler. Boş verin Allah yani, aşkına. İçinin kalp sesini dinleyeceksin. Kalp sesini dinleyeceksin, güveneceksin. İçini dinleyecek, evet. Şunu da istemiyorum hiçbirinizden. Gerçekten hani karşındakine sonsuz kredi verip de o jeton yerine aynı sonsuz krediyi verip de hani gel beni kırabildiğin kadar kır deyip kendini ezdirmeyi de kabul etmiyor. Onu yaptık zaten. Sonsuz kredi verdik. Parayla yapılan şeyler değildi zaten. Parayla olsaydı şu an halledilebilirdi zaten. Adnan'ın dışında ben kendimi bu kadar niye yıpratıyorum bilmiyorum ama ben dışarıda Ceyda'nın babasıyla da görüşüyordum. Başka bir samimiyetimiz vardı. Herhalde sizin dediğiniz gibi sonsuz bir kredi verdim. Dost o yüzden bu kadar diyorsun. Evet sizin dediğiniz gibi keşke parayla alınabilecek şeylerde zarar verseydi de hepsi yerine gelirdi. Mehtap bizi boş ver, onlar mutlu olsun. Onlar da bilmiyorum, ben Adnan adına konuşmuyorum ama benim bir tek tavrım burada 6 kişinin hepsi farklı bir tepki verdi. Ben bu tepkiyi verdim. Demek çünkü ki ben farklı sevmişim. Ben demek ki sizin dediğiniz gibi sınırsız kredi vermişim. Bu kırılmaları da böyle yaşıyorum. Dediğiniz gibi olsaydı keşke. Keşke peki jetonlu olsaydı. Ben şimdi hemen tak diye kesip atmıyorum. Hiçbir şey öyle kesip atıp aynen, sonra dönüp zamanla tükürdüğünü yalamak daha kötü. Zamana bırakalım, durun bakalım hele. Şimdi Mehtap hazır sözü de en son sen noktalamışken. Aman ne güzel. Ha ne güzel. Hadi biraz böyle bu hüzünden sizi çıkarayım da. Muratçığım bu da benden sana bir hediye olsun. Bak izleyelim. Ya Seda Hanım. Ya Seda Hanım. Seda Hanım yaktınız beni. Mehtap canım yanacak diye ne yapayım ya? Biliyorum aşkım da sen de bir gidelim yapmış ya. Saydı da hep acaba diyecekti Mehtap, öyle de düşün. Senin dediğin doğru çıktı tamam ama yapmasaydı da acaba diyecekti. Hep aklının bir köşesinde olacaktı. Tamam bitirdi. Biz zaten söyledik ya iyi ya da kötü nokta koyulacaktı bu işe. Bundan sonra hiçbir şey yapmaz. Bundan sonraki nokta kötü koyuldu yani. Nokta kötü. Biz de noktayı kötü koyduk. Bitti seve yani seve. Artık yeni bir sen sevmeden ayrı ya nokta koyuyorsun. Ben seve seve noktaladık biz. Ayrıyız yani. Aman aşkım da her türlü hali var burada. Vay be. Evet Muratçığım beğendin mi hediyemi? Güzel, teşekkür ederim. Son cümleyi aldın mı? Aldım. Yani o sevgi çok kıymetli. Lütfen ona sahip çık. Bak o sevgi gerçekten çok kıymetli. Her zaman bulunmuyor. Yapma gözlerini öyle benimle konuşacak. Bak benim söylediklerimi belertiyor ki biliyor senin o mavi gözlerini çok beğendiğini böyle o yüzden yapıyor. Ben bana verdiği bileklikle saati almamak için evin içinde tur attım. Kapıyı çektim. Şey yapıyorum vermesin bitmesin falan diye. Hayır al bunları bir şey bitecek. Yapalım, gördük ayol. Nasıl ya ayol? Sen şurada bana ben anca kapıyı çekiyorum. Ben kapıyı tutmuşum vermesin hani bitmesin muhabbeti yapıyorum. Hani sizin dediğiniz gibi bitirmeye çalışıyor. Rol yapıyor, sen de adama zorla verdin yeter hediyesini burada. Adam dedi ki de olur Mehtap otur düşün bu hediyeleri bana geri verirsen biter falan zorla. Evet aynen öyle böyle de böyle de diyorum al 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 diye. Yoldan çevirip eline hediyesini verdin az değilsin. Neyse ben kurcalamıyorum.
Duydun mu Murat sana hediyemi gördün mü? Çok güzeldi, teşekkür ediyorum. Her zaman sakın gibi sakın ben mailini inleme sakın. Bak kendi o parmağını indir benimle konuşurken. Sakın kendi kendine inleme. Tut şunu parmağını. Ya niye istiyorsun? Murat abi bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Biliyorsun Seda ablanın aylardır tiyoları meşhurdur. Tabii. Aynen. O verdi mi bir iki onda bir şey vardır. Yoksa hayatta tiyo vermez o grup duyduğunda. Aynen. Kimi zamanında da bu kelimeyi kullanmıyordu hiç. Aynen işte verdik. Ben Seda Hanım'a teşekkür ediyorum. Aslında Seda Hanım bu tiyoları vermeden önce de ben Mehtap'ın gözünde görüyorum göreceğimi zaten. Ben de seni görüyorum onun gözünde. Ona uygun davransın istiyorum. O sevgisine sahip çıksın. Gözünde sen varsın. Size çıkmıyorum sahip olur. Bitti tamam mı? Sahip falan çıkmıyorum. Sen, bitti. Bak meyillenme. Ben bitti demeden bitiremezsin. Hayır, ben bitti dediği zaman bitecek. Parmak aa. Yapma bak bana bak, parmak bak, yap. Bak senin aa, burcun ne? O parmakları. Boğa ya. Senin burcun ne? Boğa. İnatçı değil evet. mi? Evet. Tamam bir şekilde bu inadı kıracağız. Boğa bu konuyu yarın konuşalım. Ay benim hoşuna gidiyor. Fena burca çattın. Bugün sakın, akşam geç oldu. Sakın meyillenme sakın. Abi bir şey kırmızı bir pelerin mi? Seda'ya batıyor tabii. Verdim sana. Ha, benim ben için bitmiş. Ben işte. Bir şey için meyillenmiyorum. Sen yaptıklarını çok iyi biliyorsun. Sen yaptıklarını çok iyi biliyorsun. Bütün hepsini sana anlattım. Ben bir şey için meyillenmiyorum ama ben senin gözlerinde bitmediğini görüyorum. Kendi yüreğimi de biliyorum. Sus bir dakika beni. Sana ne sus bir dakika beni dinle. Sana ne sevmiyorum. Sen rahat, beni rahat, dinle. Rahat. Sus Murat'cığım biz tiyoyu verdik. Sabah ola hayır ola. Allah. Bak. Sabah ola hayır ola. Başka da bir şey demiyorum. Size de iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşürüz. Bugün uzun bir gündü. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Seda abla beni de götür. Ne tabi sen niye laftın demiyorsun? Sen niye böyle fena olsun? Bir şey söyleyeceğim. Her şey senin iyiliğin için. Ben sizin barışmanızı istiyorum. Ben sizi seviyorum. İkiniz çok tatlısınız. Barışmayacağım. Hayır sen onu seviyorsun hala. Hem de var ya böyle. Bak seni seviyorum ama istemiyorum. Seviyorsun. Seviyorsun. Sen ayağa kalkar mısın Nur? Mecbur musun Murat? Mecbur kendine musun? Gel. Ben onları yapamayacağım. Kendimin farkında değilim. Murat mecbur musun? Al şunu bak böyle yapıyor kanka. Alıyor tokayı. Ama Metat bizde. Mecbur musun? Mecbur musun? Senin için süslenmiştim bugün. Mehtap Murat hala sevdiğini itiraf ediyor ama aralarını uzak tutmaya çalışıyor. Yarın sürpriz bir doğum günü partisi var. Belki barışmalarına vesile olabilir. Nasıl dayanıyorsun? Burada abi ben bir birini şey seveceğim işte. Orada dayanacağım öyle mi? Dayanıyorum bak zaptayı kalıyorum sonra. İçim bu arada şu künyelerin kolundan çıkarır mısınız ya? Dayanamıyorum dedi ya. Şu künyeyi çıkarsana. Demin ne dayanamıyorum ki? Dedi. Batu'ya gel ya hocam. Bak tabii ki dayanamıyorum ama şu işin bir gerçeği var. Biz barışırsak tekrar ayrılacağız bunu biliyorum. Gerek var mı arkadaş? Şurada benim çıkarmıyorum. Ooo ayrılacağız. Tekrar ayrılmak için niye barışayım aptal mıyım ben ya dakika başım. Bir ara unuturum işte yavaş yavaş unuturum ben de. Unutulur mu öyle? Tabii canım. Unutulur. Yavaş yavaş unutacaksın. Bu nasıl bir şey lan? Niye bileyim? Yani seviyorsan gerçekten içine dayanmaz bakın ya. Bakın modellerini yardım edeceksin. Niye çıkartıyorsun? Şey geri vereceğim yarın. Benim Batu'yu istemiyorum. Sen verirsen hepimiz vermek zorunda kalmayacak mı? Hayır canım. Ne alakası var? Biz... Ne alakası ama onun sayesinde aldık. Hayır canım ne alakası var? Bizim arkadaş olarak. Yok yani bize arkadaş olarak verdi. Bizim ya, arkadaşımız. Bayağı sorunlar varmış şeyden. Kim üzdü bakayım onu öğrenmeye geldim. Bak baban geliyor saat çalıyor. Saat çayla bu iş olmaz. Hoş değil. Sanki aileye hakaret edecek hareketler. Benim haberim var ondan. Benim yok işte ben amcam. Benim, ben evlenecek insan benim onunla. Ben beklemiyordum böyle bir konuşma. Yazık oldu. Bugün fırça var, söz var. Kime fırçalarım bakalım. Yarın bu evleneceği sırrını hemen pat diye söylerse işte bu da şimdi güvensizlik oldu. Ben büyük laf ettim. Dedim Ceyda benim için bitti. Semih senin kocan değil, baban değil, hiçbir şeyin olabilir. Değil. Olabilir. Ben Semih'i seviyorum. Nokta. Biz artık Nur'la arkadaşız yani. Aramızda hiçbir şekilde bir şey olmaz. Böyle giderse Batuhan bence... Knockout. Yarın ne istiyorsun? Ne yapayım? Bir şey istemiyorum. Yani siparişle şey mi vereceğim ya? Kaza ben sana gerçekten aşık oldum. Ay. Bu kalbi buraya koyuyorum.
Bunu gerçekten hak eden birini gördüğüm zaman ona vereceğim. O yüzden buraya gelecek. Vesikalık fotoğrafını da getiriyorsun. Acısıyla, tatlısıyla, neşesiyle, mutsuzluğuyla her zaman yanında olmaya hazırım ben seni. Sen de benim yanımda olmaya hazır mısın? Yeni bir ikilimiz daha var. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik İnşallah ediyoruz. Hayırlı.